Hayırlı akşamlar değerli hemşehrilerim. Bir mercek programıyla bu akşam yine sizlerle birlikteyiz. Bu akşam programımıza biraz geç başladık. Teknik bir arızadan dolayı bir yarım saatlik 40 dakikalık bir gecikmemiz var ama bunu telafi ederiz. Bu akşam çok önemli bir konuğum var. Biliyorsunuz biz Aydın Televizyonu mercek programında bazen siyasetçileri, bazen esnaf, ziraat odalarımızın temsilcilerini, halkımızın temsilcilerini, muhtarlarımızı, kısacası toplumun her kesiminden insanları burada konuk ediyoruz. Onların sorunlarını, onların dertlerini dinliyoruz ve halkımıza hizmet vermeye gayret ediyoruz. Bugün de çok farklı bir konu üzerinde durmaya karar verdik. Çünkü yıllardır hep düşündüğümüz, böyle halkın içinde olup, kendisini ön plana çıkarmayan, çıkaramayan, şu veya bu nedenle hep renkli sima olarak halkın beyninde iz bırakan insanlar vardır. Bunun özellikle geçmişte çok büyük örneklerini görmek mümkündür. Ama bu tip insanların sayısı maalesef günümüzde azaldı. Bu nedenle ben bugün Sayın Nail Kaplı'yı konuk etmeye karar verdim. Şanssızlığa bakın ki programımız da bugün kilitlenmişti. O kadar çok böyle izleyici vardı ki yarım saattir telefonlarımız durmuyor. Hocam program niye başlamadı? Program niye başlamadı? Ama teknik bir arızadan dolayı, dağdaki bir arızadan dolayı gecikme oldu. Bu gecikmeden dolayı özür dileriz. Kusura bakmayın. Sebep biz değiliz. Hava şartları, aşırı rüzgar ve dağdaki yansıtıcıdan bir sorun oldu ve telafi edildi, düzeltildi. Bu anlamda biraz geç başladık ama umuyorum bu akşam bizlerden ayrı kalamayacaksınız. Bu Aydın'ın renkli siması Nail Kaplı'yı kolay kolay unutamayacağınız bir program olacak diye düşünüyorum. Ama öncelikle bugün yine 8 şehidimiz var. Allah mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. Aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle bir kere daha anıyoruz. Gazilerimize de Allah'tan sağlık, sıhhat diliyoruz. Ülkemiz en kısa sürede inşallah bu tehlikeyi atlatacak. Birlik, dirlik içerisinde, beraberlik içerisinde bu ülkemizin başına musallat olan bu afetler hepsi inşallah def edilecektir diyoruz. Evet, neden Nail Kaplı? Eski siyasetçi dedim. Nail Kaplı deyince akla ANAP dönemi gelir. Özal gelir. Rahmetli Özal'ın dizinin dibinden ayrılmayan, yanından ayrılmayan, iyi günde, kötü günde, sağlığında, efendim Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlığı döneminde daima Özal'ın evladım dediği bir insandır. Fakat esasen Nail Kaplı'yı bugün biraz önce reklamlarda gördünüz. Nail Kaplı'yı akla getirdiğinizde Kardeşköy akla gelir. Kardeşköy'de Nail Baba'nın yeri, ziyafet kahvaltı yeri. Öyle bir yer yapmış ki Nail Bey, daha o mekana geldiğinizde, ziyafet kafeye geldiğinizde kendi elleriyle o kadar güzel şeyler yapmış ki, ağaçlar dikmiş, çiçekler dikmiş. Bir bakıyorsunuz güller rengarenk açmış, nar çiçekleri açmış, iğde çiçekleri açmış. Ve bir girdiğinizde sebzeler, meyveler dikilmiş ve Nail Baba'nın yerine hakikaten oturmak, çay kahve içmek, yemek yemek ayrı bir zevk. Reklamlarda da görüyorsunuz biraz önce televizyonumuzda yayınlandı. Nefis bir çekim olmuş. Buradan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Güzel bir reklam hazırlamışlar. Evet, bugün Sayın Nail Kaplı'yla bazılarına göre Beyaz Obama'dır. Bazılarına göre Nail Baba'dır. Bazılarına göre ANAP'ın sır küpüdür. Kısacası Nail Baba'nın herkese faydası olmuş ama maalesef kendisine faydası olmamıştır. Bunu da anlatacağız. Ve bugün halkın gönlünde, halkın gözünde Nail Kaplı dediği zaman önce bir tebessüm akla gelir. Sonra insanlar bu tebessümden sonra düşünürler. Nail Baba iyi insandır, herkese faydası olur ama kendisine de zarar olur derler. Biraz da mahallenin delisi olmak bu gerek galiba. Çünkü mahallenin delilerinin kendisine çok faydası olmaz. Hep topluma faydası olur. Rahmetli valimiz Yazıcıoğlu'nun tabiriyle. Onun tabiriyle devlete, millete, topluma faydalı olan insanlar o mahallenin delisi derdi. Kendisini düşünmeyen fedakar insanlara. Evet, ben kendisini biraz fazla anlattım galiba. Herhalde bu akşam program kolay kolay bitmez diyorum. Nail Kaplı'yı sizlerle baş başa bırakıyorum. O sır küpü, Beyaz Obama, beyaz elbiseli, beyaz atlı, 33 tane tesbih böyle iri taşlı, elinde böyle tak 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 çekip referandumda beyaz 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 kampanyasının Aydın'daki renkli siması. Ve Aydın ANAP döneminde de o dönemde de konuşulmayan bazı şeyleri konuşulabileceği kadarını bu akşam burada da konuşacağız. Siyasetteki gıllı gıçlı işleri konuşacağız. Siyasetteki renklilikleri, siyaseten zengin olan
olma yollarını. Nail Bey'in döneminde oldu bunlar. Nail Bey karşıdan baktı, birileri köşeyi döndü. Yani ANAP dönemini anlatacağız, biliyorsunuz o dönemi. Tabii burada rahmetli Özal'ı rahmetle, minnetle bir kere daha anıyoruz. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun diyoruz. Evet, ben uzunca bir giriş yaptım. Sözü Sayın Nail Kaplı'ya bırakıyorum. Nail Bey, hoş geldin programıma. Hoş bulduk hocam. Ben böyle karşıma geldiğinde yine rengarenksin. Kırmızı kravat, kırmızı, efendime söyleyeyim, burada ne güzel mendil. Yine ay yıldızı bayrağı takmışsınız. Yine yüzünüz gülüyor, gözünüz gülüyor. Hep gülüyorsunuz. Kimdir Nail Kaplı? Buyurun. Bir anlatın bakalım kendinizi. Sayın Musa Bey, önce Türk halkını hayırlı akşamlar diler. Beni izleme lütfünde bulundukları için kendilerine ayrı ayrı teşekkür ederim. Siz de beni bu programa davet etmeniz, beni layık gördüğünüz için size ayrı ayrı teşekkür ederim Musa Bey. Sağ ol. Ben 1952 yılı Aydın Kardeşköy'de Ahmet Kaplı Beyefendinin, rahmetli babamın evladı olarak doğdum ve ilkokulu Kardeşköy'de okudum. Sanatımı icra ederken 1968 yılında Isparta Uluborlu Pratik Sanat Okulu'na gittim. Orada Pratik Sanat Okulu'nda icra ettim. Başarıyla döndüm. Sonra meslek hayatımı sürdürdüm. İzmir Ege Üniversitesi'nde, Aydın Sanayisi'nde, hasbelkadar askere gidinceye kadar Almanların yanında bulundum. Fakat 71 yılında beni Rusya'nın şu andaki başkanı Putin'le tanışma lütfine de nail olacaktım. Fakat ben çok iyi başarılı bir kalf olduğum için bana Ege Üniversitesi'ndeki demir işlerini yaparken müsaade etmedi. Halbuki orası fazla bir aylık verecekti. Evet. Yıllar sonra baktım ki Ruslar tarafından tesisleri Ruslar tarafından kuruluyordu. Evet. Orada kazan kaynakçısı olarak gidecektim. Kaynak, ben imtihana girdim ve başarılıydım kaynak yapmada. Olmadı. Sonra oradaki Ege Üniversitesi'ndeki işleri yaparken askerlik çağına geldim ve askere gittim. Sivas ve Erzurum'da askerliğimi yaptım. Askerden döndükten sonra yine sanayide kalfalığımı yapıyordum, bu Kıbrıs çıkartmasından 35 gün önce gelmiştim askerden. Evet. Çalışırken 1985 Mart ayında kendi iş yerime kurdum. Demir doğrama ve ziraat aletleri, tamir ve imalatlar kurdum ve mesleğimi devam ederken ilk Acarlar kasabasında kurdum. Acarlar kasabasında bir tane esnaf yok o zaman. O zaman hiç yok. Tabii 75'te ben gittiğimde ve Acarlar'la çok övünüyorum. 509'un içinde ayrı bir yeri var benim yanımda Acarlar kasabasının. Çalışkan, Türkiye'nin İsrail'i diyebilirim. İki tane Tames minibüs vardı. Üç kişi de bir Murat 31. Birinde Steşir Renault vardı. Ve şimdi araba koyacak yeri yok. Böyle bir çalışkan insanları da göz ardı edemem. Evet. Ölmeden de geri alakalı koyamam kendimi. Evet. Bunların orada çalışırken 1982 yılında Aydın Soğukkuyu'daki cumartesi pazarın olduğu yerdeki Süt Cumamız sitesine taşındım. Evliydim. 1983 yılının kendimi tanıttıktan sonra siyasete giriyorum. Yani sıralamayı yanlış anlamasın Türk halkı. Ben şimdi gençliğin, esnafının siyaset dönemini soracağım zaten. He. Aydın'ı taşındın. Ondan sonra? Aydın'ı taşındım. Yine mesleğimi icra ediyorum. Acarlar'da gidip geliyorum. 1983 yılının 20 Mayıs'ında şimdiki yıkılan garajın olduğu yerde Çerkez Adnan var, Arap Adnan deriz, rahmetli oldu. Oradan bir dönerci dükkanı tutmuş. Biz de aile dostu olduğumuz için gelmiş oraya bir sürme pencere yaptıracak.
Adnan abi motosikletini binmiş Acarlar'a kadar yorulmadan geldi benim yanıma. Ve bunu yardımcı olmak için ben onu demir yap verdim. Sürme döner önüne. Onu yaparken günlerden 20 Mayıs günüydü. Ya nasıl hatırlıyorsun böyle günüyle, saatiyle, arkasıyla? Tabii 20 Mayıs günüydü. Almanca hocası Mehmet Hocam aynı günde de Cincin yolunu giderken kasap siyaya taşılan kafasını ezip vurdu diye yazıyor Yeni Asır. Bir de bir kenarda diyor ki Anavatan Partisi Kurucular Kurulu 5 kişi. Rahmetli Turgut Özal, Kaya Erdem, Salih Kolat, Soytaş İnşaat Firması, Adana Milletvekili Ahmet Akgün Albayrak. Ya unutmuyor musun bunları şimdi? Hayır, bu 5 arkadaş parti kurucusu diye Yeni Asır'da elime geçti. Ben de 80'den önceki siyasi zikzak çizen siyasetçiler, Ecevitçiler, Türkeşçiler, Süleyman Demirelciler birbirleriyle 8 ay buçuk ay Cumhurbaşkanı seçmeyen ihtilali doğuranları yaşadığımız için çok huzursuzlukları yaşadığımdan yeni kurulmuş bir partide yer almak için cani gönülden bekliyordum Kenan Evren siyasetin önüne assın diye. Assın diye. Evet, o zaman soruyorum. Nail Kaplı ve siyaset. Nail Kaplı siyasete nasıl girdi? İşte, ve siyasi gelişmeler nasıl oldu? Buyurun. Tabii işte bakın onu söylüyorum. Tabii ki. Kasap siyah vurulduğu günü 20 Mayıs günü ve Anavatan Partisi'nin de Antalya sitelerde 5 arkadaşıyla Turgut Özal kurdu diye orada demir yaparken yeni garajda okudum ve o gün orada karar verdim. Neden karar verdim diyeceksiniz. Rahmetli Süleyman Demirel 79 yılında 5-0 Cumhuriyet Halk Partisi'ne mağlup edip ara seçimde, evet, beş. Selahattin Acar Aydın'dan seçilmişti biliyorsunuz. Atla gelmişti. Mustafa Üstündağ'ın çenesini kırmaya gidiyorum demişti. Eşeği bir ters binerek rahmetli. Biz buralarda o zaman hür gençliklerde hasbel kadar parti üyesi bile değildim. Fakat yaşadıklarım beni itiyordu. Dürüst bir siyaset sahnesinde bulunmak istiyorum. Ben mücadeleciyim, maceracıyım. Kimseden de çekinmem. Odum okurken orada ya dedim rahmetli Süleyman Demirel başbakan kan bu ekonomisi çökmüş 70 sente muhtaç kalan ülkeye gel Turgut Özal buraya ekonomiyi yön ver diye Dünya Bankası'ndan getirdiyse bu adam demek ki boş adam değil dedim. Ben bu adamın yanında yer alacağım dedim. Ve siyasete karar verdim. Bir Ramazan günü eski itfaiyenin şimdiki Balıkhali'nin önünden Ramazan gününde pide aldım aşağıya doğru geliyordum. Haziran ayı. Rahmetli Turgut Özal da bizim Nabi Bey, Nabi Sabuncu Bey'e oluşturması için görev vermiş. Yazıhanesinin önünde topu bekliyor Nabi abi. Selamünaleyküm Nabi abi dedim. Hayırlı olsun dedim, duydum. Ben de bu parti kurucunda bulunmak istiyorum. Kendi gönlümle Nabi Sabuncu da ismimi yazdı. 8 arkadaş başladık. Fakat daha Aydın kurulmadı, evet. Denizli kurulmadı, Muğla kurulmadı. 13 Ağustos rahmetli Turgut Özal İzmir'den Suha Tanıkgil'le Ahmet Akgün Albayrakgil'le Şavurlet taksisiyle geliyor Suha Tanık. Halişe'nin dünür oluyor ya bizim, evet. Şimdi. Suha Tanık Bey'in, evet. Kızı eski Fenerbahçe Başkanı Halişe'nin gelinidir. Onu biz o zamanki siyasette de 15 arabadan fazla güvenlik konseyi 16. araba konvoy yapamazsın diyor. Yasağı var. Biz ortak var İzmir. İzmir sınırında Nabi Abigillerle, Tevfik Aydın Akdenizgillerle, Fuat Çağlar Çeligez Söke'den, Fuat Ersoy, İbrahim Polat, Osman Yanık bizler gittik. Rahmetli Turgut Özal'ı aldık.
alınmasın Nabi Bey kelimemden. Nabi Bey de biraz o zaman Suat Sileli de samimi olduğu için şeyinin Bedrettin Dalan da var ya beş kişinin içinde kurucu. Bedrettin Dalan'ın okul arkadaşı olduğu için Suat Sileli rahmetli Özal'a Suat'a tanık Bedrettin Dalan Suat Sileli'ye vurma görevi vermek istiyor. Tabii ki olur olsun. Bakın o zaman Aydın içinde durmak istemiyor Nabi Bey. Bizi aldı gitti Salavatlı Kır Kahvesi'ne, Ayrancı'nın oraya oturduk. 13 Ağustos hiç yanılmıyorum. Oturduk sohbet ediyoruz. Nasıl çocuklar gelişme? Dedi Nabi Bey giriyor tabii devreye. Orada muhabbet ederken aynı yeni asırda ANAP Demokrat Parti ile Turgut Sunal Gün Partisi ile birleşecekmiş şairleri dolaşıyordu yeni asırda. Ben de dedim ki hatta Nabi Bey ben ertesi günü neden dedi koskoca genel başkanı soruyor yönetmeye kalkıyorsun hemen demiştir. Dedim Nabi abi biz dedim saraydan geliyoruz. Siyasete bilmiyoruz. Genel başkanımdan biraz bilgi alacağım ki halkıma yazı yayacağım dedim. Sayın genel başkanım dedim. Anavatan Partisi ile Demokrat Parti birleşecekmiş de şairleri dolaşıyor dedim. Bunu ne diyorsunuz sayın genel başkanım dedim. Dedi ki Turgut Özal rahmetli, Turgut Özal dedi ki, bak evladım dedi, biz konseyin üç atletiyiz dedi. Necdet Çelp, Turgut Sunal, Turgut Özal dedi. Üçümüz Edirne'den Kars'a koşuya çıktık dedi. Kimin bilgiyse dedi, bu yarışı 6 Kasım'da Allah izniyle kazanacaktır dedi. Sizden ricam oğlum dedi. Vatandaşa kibar ve şık giyinin dedi. Bugün burada halkımın karşısında şık giyiniyorsam rahmet Özal'ın düsturuyla hareket ediyorum Türk halkıma. Ama Nail Bey biz hep şık görüyoruz. Abi işte bakın ben neden ben bunları söylerken bir büyüğümün sözünden çıkmayarak hareket eden bir milliyetçi, bir Müslüman evladı, Cumhuriyet kanunlarını, Atatürk ilkelerini üç kavramda yatıp kalkan bir Müslüman çocuğum. Türk halkını da böyle istiyorum. Üç kavram. Dördüncü kavramı istemiyorum Türkiye'de. Ben bu kavramla devam ediyorum yoluma. Allah'ın izniyle beni bu yoldan hiçbir kimse alıkoyamaz. Bana başka yollara sakın olası teklif etmesinler. Kayaya çarpmış olurlar. Ben herkesi seviyorum. Cebini 3 kuruş para katıp da beni cahil diyerek dalga geçer gibi görüyor. O kendini aldatıyor. Ben onlarla tiyatro yaptığımı farkında değil onlar. Benim hocam Turgut Özal. Kırma kalalım ev kimseye demiştir. Gönül kırma. Türkiye'nin sevdalısı ol demiştir. Arabamın arkasında da Türkiye sevdalısı Nail Kaplı yazıyor. Aydın sevdalısı. Atatürk'ün gölgesinden korkan adam arabasının arkasını ismini telefonunu yazdıramaz. Biz Turgut Özal beni canımı Allah'tan başkası alamaz dediği gibi ben de onun yolundan Allah'tan başkası alamaz. Ve bu saatten sonra da istediğiniz bu saatten sonra 83'ten sonra 2016 yılına kadar Aydın'daki zikzak çizenleri, ihmal edenleri meslekte işçiyi, belki de memleketi ve devleti neden şarşur etmeye kalkmışlardır, onları sergileyeceğiz bu ülkede. Geldi geçti de, Salat dönemini şöyle bir kısaca özetlerim. Aydın'da neler oldu Nail'cim? İşte ben de biliyorum o dönemi, sen de biliyorsun. Şimdi onu sen işin içindesin. Orada ANAP döneminde pek çok olaylar oldu. İşte
Nazilli grubu, rahmetli Mehmet neydi? Mehmet Özel grubu. Mehmet Özel. Aydınlık gruplar çok farklı olaylar. Onlar sonraki 84 belediye seçimlerinde. Evet. Tabii ağaç meyve vermeye başlayınca o ağacın meyve alanı saldıran çoğalır. Meyve başlayınca çiçekler açtı. Ağaç tabii meyve vermeye başladı. Ne oldu ondan sonra? Oho, ağacın dibini su dökenler kenara itilmeye kalkılır politikada. Evet. Şimdiki bakın Tayyip Erdoğan da bunları çok iyi analizi ederek, kendini yetiştirerek gelmiş. O sebepten kendini kenara ittirmemek için özen gösteriyor. Ders almış adam. Bakın yani şimdi siyaset yapıyorsak beyazı siyah demeye gerek yok. Atatürk ne diyor? Herkes cumhurbaşkanı da olur, vali de olur ama sanatkar olamaz demiş. Ben de diyorum ki herkes hatip siyasetçi de olamaz. Para pul gelir geçer ama lügat parçalamasını da Allah'ın verdiği bir lütüftür bu. Peki o zaman ben de diyorum ki Anap döneminin nice ünlü isimleri kayboldu gitti. Evet. Ama Nail Kaplı unutulmadı. O dönemin pek çok insanı hatırlarda değil, unutuldu. Ve bugün sorsanız kimdi, nedir diye kimse bilmez. Ama Aydın'da Beyaz Obama kimdir diye sorarsanız, evet, Aydın'da Nail Kaplı'nın ismini vermeden, hani bir Anap döneminin hızlı bir delikanlısı Özal'ı omzunu alıp kaldıran kimdir desen, herkes Nail Kaplı der. Ve bugün Nail Kaplı'nın ismini duyduğu zaman herkes o Nail Baba der ve unutulmaz. İşte onların bir kısmı unutuldu. Sayın Nail Kaplı siz unutulmadınız. İşte bakın neden unutulmuyoruz. Türkiye'de siyaset ahdı vefa yok. Evet. Ama bende var. Siyaset ben unutmuyorum. Ben ahdı vefaya özen gösteren bir politikacı olmak istiyorum. Yapmışların yapacakların teminatıdır. Ayna belli. Şu telefon Turgut Özal'dır. Şu ekran Turgut Özal'dır. Turgut Özal ne demiştir? Onu geleceğiz ya. Parti kurulacağız. Oradan oraya atlıyoruz. Turgut Özal'la orada... Bir şey söyleyeyim. Hayır. İyi gidiyor, çok iyi gidiyor. Allah var hani Nail Bey'le bu program nasıl gidecek diye içimde bir ruhte vardı. Pek çok politikacıdan daha rahatsın, daha rahat konuşuyorsun ve daha ilkeli konuşuyorsun. Ama esas biraz sonraya geleceğiz. Belediye başkanı adayı olduğunuz 23 tane projeniz var. Ya arkadaşım, esas onları anlatacağız. Onlar daha çok. Evet. Doyması lazım bu halkın benim. Türkiye'deki ve Aydın'daki neden Turgut Özal'ın yanında bulunmuşum? Neden bulundun? Hadi bakalım. Neden işte bakın. Sen de olan diyor onu anlatma. Tabii Süleyman Demirel bunu getirdi. 70 sente muhtaç. Enerji bakanlıklarında grev. Adam kendini süfür ettirmek için şarteli kapatır. Lambalar yanmaz. Tekelciler ayaklarını uzatmış. Tekstiller sümerbaklar. Her gün zarar. Evet. Her gün zarar. Düşünmüş taşınmış Turgut Özal. 20 biliyorsun 14 yılca kararlar aldı. Daha ihtilalden önce. Evet. Bülent Ulusu o zaman briefing veriyor. 14 Ocak, 24 Ocak kararlarında. Ne karar aldı Turgut Özal? Takip ediyorum ya Demirci'yim bak. Devlet yönetmiyorum, öğretmen değilim. Bakın, ilkokul mezunuyum. Daha ihtilalden önce diyorum bakın 14 Ocak, 24 Ocak kararları. Briefing veriyor. Bülent Ulusu susadın Turgut diyor, bir bardak su sunuyor. Baktı gördü. 80'den önce Halk Bankası'ndan bir tüccar almış 50 milyon. 50 milyonluk şekere isminiz vermeyeyim, yağcılar içinde depoya stekliyor şeker yağı. 12 ay sonra
50 milyonluk şeker 100 milyon değer artıyor. Ama 50 milyona verdiği banka faizi düşük olduğu için 5 milyon. Hiç ellemeden 45 milyon kazanıyor 50'ye. Evet. Bu yüzleri düşünerek bir de piyasada yokluklar. Şeker yok, un yok, tuz yok ya, tuz gölü var tam. Turgut Özal bunları düşünüp 24 Ocak kararını aldıktan sonra faizi şakırt banka faizlerle yüksek tuttu. Yüksek tutunca stokçular banka faizini ödemek için hop sahne çıkardı. Sahne çıkarınca Türkiye'deki yokluklar hemen giderildi. Azaldı. Aa, tüccarların işini gelmedi bu ama gözünü toprak doyursun. Doymaz bunlar. Yani sanki benden fazla yiyor 24 saatte. Doymazlar. Bunu yaptıktan sonra durdu. O zaman Adnan Başer Kafaoğlu'yla 83'te Maliye Bakanlığı. Ya hiç unutmuyor musun bu tarihi? Adnan Başer Kafaoğlu Maliye Bakanı, ekonomiden sorumlu müsteşar Turgut Özal kavga ettiler. Turgut böyle olacak diyor. Öteki Adnan Başer Kafaoğlu. Bürokrattan gelme ya. Dik kafa. Arzu kadar görmez onlar devlet memuru. Öyle mi? Tabii. Hep o dik bakar o. Böyle ana arterler. Evet. Devlet memuru ara sokaklarda ne olur bilmez. Yanlış anlamasınlar bakın. Bulvarları mı? Bakın. Evet. O hep bildiği yoldan gider o. Evet. Devlet böyle. Devlet az verdi. Allah şükür demez mi o? Çoluğumu çocuğuma. Diyenler var canım. Ya, azınlıkta ya. Evet. Azınlıkta. Hiç kimse kocanmasın lafından. Geliyor benim dükkanıma. Ne Nail? Yediğin vergi bu mu ya? Bizim devleti verdiğimiz vergi bundan fazla diyor bana. Ya kardeşim diyorum devlet memuruna. Sen bu cebinden para alıp da aylığını aldın. Bu cebinden gidip maliye benzesini para yatırıyor musun diyorum. Hayır diyor. E sen diyorum ondan yok. Onu geçelim. Tamam biliyorum ben. Şimdi gelelim diğer konuya. He. Turgut Özal bunları düşündü, taşındı. Oo ama bir ara çıktı biliyorsunuz. Bulgaristan'dan onar paketli laylonlu sigara ithal etti. Yeter ki Türkiye'de yokluklar ülkesi kalksın dedi. O günleri getirdi. Ondan sonra 83 yılında da siyasetin önü açıldı. Ve Turgut Özal'la da tanışma vesilesi oldum. Denizli'ye uğurladık. Sonra da aranızdaki ilişkiler Allah'a tabii işte bak ilişkileri orada ilk soru sordum ya. Hı-hı. Denizli teşkilatını kurmaya gitti. Biz gitmedik artık uğurladık. Denizliler verdik. Aradan 15-20 gün sonra Muğla teşkilatı kurulacak. Biz burada hep beraber yine Turgut Özal'a meraklıyız ya temiz siyaset yapılacak diye sadece sanayicilerden efendilerden buldular. Kaşarlanmış adam yok içimizde. Öyle mi? Tabii. Saf ya saf. Safka. Şimdi. Safka. Bak inan ki bakın Musa Bey Cuma günü buradan atladık gittik abi. Muğla'ya. Muğla'ya. O ay Muğla'daki meydandan eski garaja sağa dönünce orada bir Yalçın Oteli vardır. Yalçın Oteli'nin altında da Yalçın Restoran vardır. Semra Özal, Zeynep Özal, bak iyi dinle. Semra Özal, Zeynep Özal, Efe Özal, ben, Boyacı Adnan Özdemir, beraberiz bakın. Şey, rahmetli Sucu, Coşkun Demir'i, hep beraberiz. Ya adamdaki Rahil Bey'deki zekaya bak, hiç unutmuyor günüyle tarihiyle. Vardık, oturuyoruz. Muğla'da oturuyorsun. Evet. Cuma vaktiydi. Çocuklar dedi siz bekleyin ben bir cuma namazı kılam gelem dedi rahmetli Turgut Özal. Biz onu yemeğe bekliyoruz. Önümüze o porselen tabakla birer mercimek çorbası sundular. Biliyorsunuz 83 yılında Türkiye'de seracılık bile çok az. Seracılık az olduğu için daha sebze bile geç tarlalarda yetişmiyordu.
Sonra önümüzü bizim büyük tabağın içinde böyle büyük köfte, yanında domates, siyah biberle servis yapıyorlar. Biz yerken rahmetli Turgut Özal geldi, başladı yeme. Severdi değil mi yemeği? Tabii çok boğazı düşkündü. Afiyet olsun. Benim gibi. Ben sen çok, de mi düşkünsün? Ben çok yerim. O zaman ağzının tadı varken yiyeceksin, zamanı gelince öleceksin diyorlar. Evet, tamam. Şimdi Turgut Özal da rahmetli Semra Hanım'la yan yana oturup durur. Zeynep Gül karşımda benim. Aydın ne ya, oturup durur diyor bak, aydınlı olduğu için. Tabii. 17 yaşında o zamansınız. Efe, çocuk daha. Başladı seninki köfteler atma rahmetli. Bilmiyordum o güne kadar şeker hastası olduğunu tabii. Daha yeni liderim. Dirseğinle Turgut dedi. Ağır ol, yavaş gibi biraz dedi. Semra Hanım. Sen tabii sende şeker var biliyorsun dedi. Boşluktan dedi, vatandaşın için dedi kazımıyor. Semra selenmeyecek diye atık dursun. Biraz az ye dedi yemeğe. Semra Hanım uyardı. Tamam Semra ya, az yiyeceğim dedi. Kalktık oradan. Evinin önünde iki katlı duble bir ev, dul bir kadının evinde il binası açacağız. Beraber açıyoruz ya kurdelesini. Gittik. Bir cuma günü öğleden sonra oturduk. Büyük bir tepsiyle bal sundular. Arın balın peteğimi ya. Parti Muğlalılar da arbalcı olduğu için bir tepsi de bal getirdiler. Önüne koydular. Beyaz mühürlenmiş. Evet. Orada iktidara gelirsek dedi çocuklar, sizin ballarınızı dedi ihraç edeceğiz diyor. O yemeğin üstünü maşallah bir tepsi balı götürdü. Onu yaşadık. Evet. Geçti Allah izniyle 6 Kasım seçimlerinde pamuk tarlalarına gittim Anadolu pikapla. Bağırıyorum pamuk tarlasında amelleri. 6 Kasım Ekim'in 5'inde. Bu ne oldu ya? Evet. Ses, dışarıda bir ses var, evet. Bunlar dedim, bir baktık abi, broşürler bastırdık. En ilginç bir şey yaşadım bir köyde, ismini vermeyeceğim o köyün. Gerek yok. Broşür dağıtıyoruz, bakın. Hala 80'de önceki sağ sol kini var ya, toplumda üstünden o perdeyi atamamış. Köyün birinde. Gençler okey oynuyor, kağıt oynayıp durur. Ben de broşürleri aldım. En ilginç olayım bakın. Turgut Özal kibar olun demişti ya bana. Hemen beynimde yer yapık duru. Köyde akşam yaz sezenine doğru broşürleri veriyorum. Dolaştım döneceğim. Okey'i oynayan vatandaş. Neyi gördüm biliyor musun? Kimisi daha okumadan broşürümü yırtıyor. Kimisi çakmayla yaktı. Ben bunları, onlar belki beni başka partinin adamıydı, itileşmek için yapmak istedi. Ben de kapıdan çıkarken ilginizi çok teşekkür ederim beyler dedim. Hayırlı akşamlar dedim. Evet. Hayırlı akşamlar dedim. Bakın Özal dedi ya, kibar olun, şık davranın. Allah'ın izniyle bu olayları yaşadık. Bazı 11'i bir dakika geçti mi polisler bizi konuşturmuyordu. Evet. Yasaklamıştı. Köy muhtarları masa vermedi bizi ya. Ne yapıyor Sabuncu şahit? ANAP öyle kuruldu. Tabii abi. ANAP öyle bir 3,5 ayda, bak nereye gelmek istiyorum. 3,5 ayda ne kadar engellemelere yazdı. Turgut Dejdet Çalib'in yok köprüyü sattırmam, otoyolları sattırmam dediği halde bal gibi satarım dedi Turgut Özal. Bal gibi de iktidar olduk 222 milletvekilinden tek başına iktidar olduk. Dayıcığım şimdi bunları anlatacağımı uzunca anlatmaya gerektim. Zaman yetmez. Çünkü yani, bir saat daha filan program yapacağız. Evet. Şimdi şuraya gelelim. Özal'la olan özel ilişki diyaloğunuz var. Ankara'ya gittiğinizde. Özel diyaloğunuz. Siz Özal'ı sırtınıza aldınız. Okluk koyuna gittiniz, beraber yan yana oturdunuz. Oğlum Nail dedi sana değil mi? Okluk koyu 92. Rahmetli Ölmez'den 8-9 ay önce falan yok. O en son. Amerika ameliyata gitti. Gitmeden önce diyaloglarınız vardı. Nelerdi bunlar? Bir anlatın. Bakın Amerika'da
değil de 1985 yılının, iyi dinle bak, 1985 yılının Musa Bey, Yaşar Holding İçmeler rampasında Marmaris'te. Armut alanı geçtikten sonra Marmaris'te Altın Yunus Oteli yapmıştı. Evet. Bunun açılışını davet etmişler rahmetli Turgut Özal'ı. Orada Özal otel açılışından sonra bir gece otelde kaldı. Ertesi günü akşam üzeri Aydın'ı da uğrama. İzmir'den de havaalanına binip gidecek. Biz şimdiki Muğla Aydın İl Sınır var o taşın olduğu yerde. Şimdi Kara Barajı'nın içinde kaldı evet, o. Evet, evet. O İl Sınır'ında bekliyoruz rahmetliyi. Oradan aldık. Deniz Çin'e teşkilatında ziyaret etmesini istedi. Halbuki bir başbakan 3-5 arabayla oraya buraya bakkal seyyar satıcı gibi girmemesi lazım ama evet. Adam o kadar bir alçak gönüllüydü ki çocuğu bile dinlerdi. Kırmadı girdik. Oradan çıktık. Rahmetli Nevzat Biçer'di belediye başkanı 85'te. Allah rahmet eylesin. Bakın evet. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Dürüst bir belediye başkanımızdı. Çok atak olmasa da bir şeyler vermiştir Aydın'a. Evet Allah razı olsun. Heh. Ölenin arkasından konuşmayacağım. Yapamayan da yapacak olanları da takdir etmek gerekiyor. Siyaset budur. Sandık saygısı budur. Evet. Özal geldi. Özal geldi. Ya arkadaş, ikindi namazı vaktiydi böyle. O eski belediyenin önünde küçük bir aparloyla 200-300 kişiye hitap ettirdiler. Halka haber edilmemiş. Mesaiden sonra giden bir avuç kişiye, koskoca başbakan duyurulmadan sahneye çıkarılır mı? Adamı sen daha küçültüyorsun. Adam yine aral olmadı konuştu. Alkışlar. Oradan Sabuncu iş yanına parti binasına geçtik. Evet. Bakın rahmetli öyle bir adamdı ki yanında müsteşarı koruması Musa Öztürk. Rahmetli Mehmet Özal, Nabi Sabuncu yanlarında. Ben de Özal'ın karşısında oturuyorum. Rahmetli'nin. O gün içinde bizim kardeş köyden rahmetli oldu. Gocukelle'nin Kazım Akçay. Gocukelle'nin Kazım Akçay. Lakabı bu. Evet. Adam Fiat traktör almak istiyor. İncirlov Ziraat Bankası'na ipotek verecek 48 dönümde adam diksen kardeş köyde yeri var. Bunun da bacına var Garabağ köyünden. Oradaki 125 dönüm ipotek istiyor Ziraat Bankası. Köhnemiz zihniyet. Turgut Özal gelinceye kadar bakın. Şu zihniyete bakın. 48 dönüm Aydın mevkisindeki bir arazi 5 traktör alır o gün için satsan. Evet onlar fazla takılır. Tabii tabii evet. Gireceğim bu detaylı bilsin halk bu benim ziraatçığım. Bana kadar geldiydi bu rahmetli. Bir soran bakalım Özal dedim. Kazım amca dediydim ben. Adam neymiş ipotek fiyat traktör aldı. Ben heyecanla o soruyu sormak istiyorum. Evladım bir şey mi söyleyeceksin dedi bana. Sayın Başbakanım siz sözünüzü girin ondan sonra devreye gireceğim dedim ben. Ben biraz boş boğazımdır ya. Başbakan ben sonra geçerim. Yok benim diyor Burçtepe'de yok. Onun da olduğu kadar başbakan, cumhurbaşkanlığı olduğu kadar bu ülke. Benim de bu ülkem. Benim de konuşmak bunlar. O kadar. Ama doğruları söyleyerek. Tabii. Birbirinin arkasını sığınarak değil. Yalakalık istemiyorum Türk halkından. Bak aynen. Bunu açıkça söylüyorum. Aynen katılıyorum. Doğru, bakın, doğru söylüyorsun. Nerede olsun biraz adam. Kendinden emin adam hayatta cesaretlidir ve emin adımlarla yürür. Konuşmaz çekinmez konuşmasından. Ben çekinmiyorum. Dedim ki Sayın Başbakanım dedim. Benim köy dedim Kazım Akçay dedim. Uzaktan da akrabam olur. Geçen hafta dedim İncirlova Ziraat Bankası'na kelleşmiş dedim ziraat. Zeytin bahçesinde daha 125 dönüm tabu veriyor. Öyle dedim Ziraat Bankası
banka kredisi veriyor. Benim vatandaşım neden para kazanmayacak taşın içindeki zeytine de benim devletimin Ziraat Bankası'nı ipotek verip odaki adam da bunu dedim yutuyor. Ne gerek var dedim. Müsteşara dedi bak dedi hemen not al. Mehmet Özdağ dedi zaten oluyor başbakanım dedi. Mehmet konuşma dedim. Mehmet milletvekili. Lütfen dedim lafımı kesme. Ben yaşamışım. Bunlar olmuyor dedim. Ben dedim Kars'taki Muş'taki dedim 30 santim buydayla benim kardeş köyündeki dedim adam diksen mübit toprağı dedim aynı eşdeğerde tutuyor devlet. Bu kanun değişsin bölgelere göre dedim. Bravo. Çok doğru. Ve değiştirdiler sınıf bölgelerde. Niye sen zeytine Ekizdere köyündeki zeytinliği de? Bunları geçtik. Bakın. Başka özel diye olur. Bakın işte bak ne diyorum baksana orada üç kişi zeytik evet. Ya. Bunu derken dedi ki rahmetli Turgut Özal. Beni dinliyorsa hatırlar Nabi Sabuncu Bey. Hacı abim. Nabi Bey dedi Aydın'da nüfus planlamasım var dedi. Beni üç kişiyi konuşturdum diyor. Eyvah dedim ben. Başbakan daha dedim hastanenin temel atılmamış. Sulama kanalı başlamamış. Adamı dedim işin başından küstüreceğiz. Yapacak yatırımlardan kırılacak diye ne yapalım dedim akşam ezeninde adamı dedim basında siz basınsınız. Evet. Basının karşısında halkın karşısında dedim çok görkemli karşılandı Turgut Özal desinler diye tam koridorda akşam ezeni okunurken ne yapalım dedim. Hat dedim Turgut Özal dedim omuzlar alalım dedim başbakan dedim. Bel fıtığı olduğum mesele. Ha, bakın. Bir dakika. Bir alalım mı lan dedi alalım dedim. Bir dakika. Bir aldık. Bir dakika dur. Tam alıyorsun şimdi rahmetli Özal sırtına. Değerli konuklar. Sayın Nail Kaplı biraz sonra anlatacakken heyecana girdi. O heyecanla ben biraz rahatlatayım. Rahmetli Özal'ı sırtına alıyor. Bir arkadaşıyla. Tabii alan biraz daha uzun boylu detaylı anlatacak. Fakat bir an Nail Bey'in beli gidiyor ve bel fıtığı oluyor. Rahmetli Özal'la böyle bir hatırası tabii, var. Tabii bakın. Bel fıtığı oluyor. Bir anlat bakalım nasıl oldu bu şimdi bahsede? İşte onu kaldırdık. Nabi abi de Nabi Sabuncu benden yüksek ya Hacı abim. 106 kilo geliyor o zaman Turgut Özal. Evet. Omuzu alınca ben kısa olduğumdan Nabi abiden öteki de omuzlardan düşmeyen de resimler internette vardır. Benim üstüme doğru kalmıştır yükü. Omuzumdan tuttu. Ve kapı dışına kadar çıkardık. Günlerden perşembeydi. Şimdi saatini de söylersin sen bana. Evet. Akşam üzeri, akşam üzerinde. Ya ben bunu yaptıktan sonra cumartesi günü ha onu kaldırdık ya. Tekrar Suat Tanık ile ortak var. İl sınırında İzmirliler gelin. Teslim ettim. Teslim edeyim. Teslim ediyorsun ya. Teşkilat mı çalışıyor? Gelin teslim eder ya. Evet. Vali bey oluyor. Teşkilat oluyor. Emniyetçiler hay oluyor. Allah. Hadi bakalım uğurlar olsun. Sizin olsun. Gönderiyoruz. Gönderirken bizi Turgut Özal sırayla alasmadık çocuklar derken ben Tevfik Aydın Akdeniz il başkanımız onun yanındayım. Ula dedim Tevfik abi dedim ya benim belim ağrıdı yahu dedim. Ula Nail dedi şaket tutturarak kırgın. Turgut Özal omuzlamandan ağrımasın dedi. Vallahi bilmiyorum dedim. Bugünü daha ağrımıyordu dedim. Bu ağrım devam etti. Evet. Ekim'e kadar. Ben dedim bu beli ağrısı. Ben de beli fıtığım mı acaba dedi. Devlet hastanesine gittim eski hastaneye. Orada Ferruh Çetinkay var fizik profesörü. Doktoru. Evet. Doktora gittim. Sediye yattım. Beni kontrol ediyordu. Rahmetli Yalçın Ata Hürriyet yazarı. Allah rahmet temsilcisi. Ederim. Hayrol Nail abi dedi ya. Ya dedim bilmiyorum ya yazıcı dedim ya. Turgut Özal'ı kaldırdık ya dedim 5 Mayıs'ta. O günden bugüne dedim belim ağrıyor ya dedim. Bel fıtığım oldum acaba dedim. Onu dedim kontrol ettiriyordum dedim. Seninki Yalçın Özal'ı omuzlara alan partili Nail Kaplı fıtık tesisinden hastaneye kaldırıldı. Vay efendim rahmetli Turgut Özal, Mustafa Taşer genel sekreter. Çabuk Nail'i buraya getirin. Tedavi yaptıralım. Mustafa Taşer aradı beni genel sekreter.
Yok dedim ya, boş ver geçer o dedim ya. Ben öyle ufak şeyler aldırmam dedim sayın genel sekreterim dedim. Anladınız mı? Efelik sende kaldı yine. Ya abi ya Allah bu ya bakın. Ya benim içimde kendimi reklam yapma düşüncesi yok. Ülkemi seviyorum ya. O kadar. Reklam yapma ihtiyacını duymadığım halde ana bir daha baktım efe. Fıtık oldu. Ulan 3 ay sonra bir daha baktım. Nihar Tümlek. Karikatür yapmış, bana holding yapmış, direğin tepesine orta direği oturtmuş, rahmetli Turgut Özal omuzumda asıl fıtık olan benim diye orta direk. Yani zamlar zam zam, ülkeyi kurtarmak için piyasada zam yapıyordu ya, evet. Dengeyi oturtturmak için. Evet. Bunları yaşadık. Yani ne artımlek diyor ki, bilmiyorum sağ mı rahmetli oldu mu? Yani o da diyor ki orta direk fıtık oldu, aynı evet. Kapta değil diyor. Şimdi gelelim... rahmetli Turgut Özal'ın resim mi göstereceksin? Bypass ameliyatına. Ameliyatı Amerika'ya gittiğinde. Evet. Evet. Sonra Okluk Koyu'yla bu Özal olayını bitirelim, bir reklam verelim. Ondan tabii sonra bakın. Evet. Okluk Koyu sonra bypass ameliyatı olmuş. Tarih kaçmış. USA bak Nail Kaplı. Evet. Gazete haberleri bunlar öyle mi Nailciğim? Hayır. Ha. Telgraf çekiyorum Amerika'ya Turgut Özal'a. Bakın ekranı. Evet, şu telgraf belgesi. Tabii evet. Amerika'ya çektiğim geçmiş olsun telgrafı. 1988. Ve Türkiye'ye dönerken Turgut Özal hiçbir kimsenin umurunda değil. Benim aydın algım biraz vurdum duymazdır. Onun için sitem etmekte haklıyım aydın halkına. Hizmet edenleri... Düzgün iş yapanları takdir etmenin yollarını aramıyor. Bana ne diyorsun? Bana ne diyenleri çok kızıyorum. Sen mi kurtaracaksın? Ben mi kurtaracağım? Benden sonra gelenleri diyenleri öldüresim geliyor bakın boğazım. Yok öyle şey. Yani yok. Bakın evet. Sinirleniyorum. Gelecek nesile miras bırakmanın yollarını arayan Türk halk istiyorum ben. Evet. Şimdi Nail'cim onu... Turgut Özal'ı... Evet, onu devam ya. Edelim şimdi. Özal'la devam edelim. Biraz sonra millet belediye başkanı adı esas projeler o zaman yani. Evet. Turgut Özal Amerika'dan dönecek. 8 denizlerin Ziyagillere tekstildeki Hüseyin Efendi'lere... Hüseyin Efendi'ler. 8 dene tam Efe'ye... Aydın şivesi. 8 evet. Dene Efe'ye giydirdim ben. Efe elbisesi. Tabii. Bakın burada hep belgeler var. Acaba'dan da... Zurnacı davulcu getirdin. Tekirdağlı'yla Yamuk Hüseyin bir davulcuyla zurnacıyı tuttum. Ne dedin Yamuk Hüseyin? Tekirdağlı'yla Yamuk Hüseyin. Yamuk Hüseyin kim? Yamuk Hüseyin şeyci. Zurnacı öbürkü davulcu. Evet. Tekirdağlı. İsimle lakabı bu. Evet evet. Onları oradan kiraladım. Umurlalı Cengiz'in minibüsüne. Her masraf kendime ait. Helal hoş olsun Turgut Özal için. Evet. Ama bakın en ilginç olay şu. Burada da var. Bir beze yazı yazdırıyorum. Sanki genel merkezden program yapmış gibi. Çünkü ruhunu okumuşum genel merkezin ve Turgut Özal ruhuna. O kadar. Yazdırdığım tabela yuvanıza hoş geldiniz Sayın Başbakanım. Aydın Teşkilatı. Kerem Zengin'le tekstilde rahmetli oldu. Yalçın Pekgüzel'in kardeşi Taci Pekgüzel filemacı. Ankara'ya gidiyoruz. 8 Efe'yle. Bütün masrafları 48 saatlere ait. Ne gördüm biliyor musunuz? Duygulanırsam beni Türk halkı yanlış. Devam et Nalcığım konuş lan. Beni yanlış anlamayın yani o gördüğüm, yaşadığım olayı Aydın'da kimse canlandıramaz. O yüzden duygulanırsam beni mazur görün. Evet. Bakın sabahleyin gittik Gazi Osman Paşa'ya. Genel merkez orada o zaman. Turgut Özal gelecek. Mehmet Keçiciler Genel Başkan Yardımcısı teşkilattan sorumlu. Sabahleyin oradalar. Doğru zorlayla indik. Geceliklerinle sabah oradaki bahçeli evlerde kadınlar bu doğul zurna ne? Mehmet Keçiciler balkona çıktı. Ankara'da davul zurna. Tabii basmışım ya kova milli.
Kuvayi Milliyeci. Efeler Diyarı'nın temsilcisi. Evet bakın. Evet. Şimdi ilginç olayları görsen abi. Sonra ne? Oynadılar. Hı. Ya Nail'cim dedi çok güzel oyna. Olalım bir de Kocarap oynayıverin Mehmet abi gidelim. Kocarap. Kocarap. Meşhur bak. Oyun evet. Ondan sonra yola çıktık bak. Evet. Kuğulu Park'ın oradan. Kızılay'dan. Gençlik Parkı'nın Doğu Kapısı'ndan, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nden resmi geçit yaptırıyorum abi. Yanlarında başkomutan gibi, domuzdurla. Evet. Trafiğin yönünü değiştirdim bir aydınlı olarak. Ankara'da. Bununla gurur duyuyorum aydınlı. Evet. Dış kapıya kadar ama aydın Ankara Valiliğinden dış kapıya kadar resmi geçit yaptırıyorum. Ankara'nın trafik arabaları arkamdan devam ediyor abi. Sollayıp geçemezsiniz dedim. Biz buraya çıkartma yaptık. Rahmetli bu memleketin başbakanı geliyor. Biz aydınlıyız dedin. Evet. Evet. Devam ettik abi. Evet. Arabaya tekrar dış kapıdan bindik. Esen ve o havaalanının o uzun yola girdik. Bir baktım ki abi o zaman 67 vilayet. Bütün yollarda dökülmüşler. Kimisi deve getirmiş, kimisi dana getirmiş. Kesecekler yolunu Turgut Özal'ın. Bir de ne gördüm? Gün resmi götürüyorum. Resmi geçit. Rahmetli Mustafa Taşer'le, şimdiki rahmetli değil ya, Mehmet Keçeci'yle Land Rover gibi binmişler. Hani bayram kutlayan valiyle belediye başkanı evet, tutulur evet, da. Evet. Selam merhaba çocuklar der ya vatandaşlar. O şekilde hava atıyorlar. Biri bakan olacak, birisi yükselecek, kendilerini gösteriyorlar. Üstümü geliyorlar. Çekilin dedi. Hop dedim Mehmet abi. Mehmet üzüldüler hop dedin. Hop oy, dedim. Oy, oy, oy. Beyefendi bakın dedim. Biraz dedi, hareketini dikkat et. Bak mavzerleri doluktur dedim Mehmet abi. Jibin dedim lastiklerini patlattırın burada kalırsınız dedim. Denizi dedim Yunan'ı denizi döken Kuvaya Birliği'ye milli kıyafeti sen yolundan zikzak çizdiremezsin. Sen arabanı indir bakayım dedim kaldırımda. Bravo. Ve Efeler ve yolunu değiştirdim bakın. Efeler şakıyla karışık arabasını başka şerit aldırttırmışım. Devam ettim. Kapıdayız. 4-5 tane helikopter papağan gibi Turgut Özal'ın yolunu gözlüyor. Gaziantep milletvekili ya Mustafa Taşer genel sekreter. Bakan olacak arkadaş. Allah Allah. Milli kıyafetini formlarını getirmiş Antep'in. Özal'ı yağ çekecek kapının önünde otobüsü. Bunları verecek. Hızlı geçelim. Tabii bakın. Odan Kazım Rüştü Yüceler Silifke'nin yoğurdu diye Mersinli'yi getirmiş. Süleyman Hatinoğlu, Sağlık Bakanı, Personel Genel Müdürü, milletvekili olacak diş doktoru. O da onu getirmiş, o yağı çekmeye çalışıyorlar. Efeler unuttular. Bizimkinler yok, benimkinler Yamuk Hüseyin'le Tekirdağlı, o ediktir zaten, aradayız. Bak Mustafa dedim, Mustafa Taşer'e. Bak lütfen dedim, Turgut Özal'ın oğlunun adı Efe. Lütfen. Biz de Efe'yiz. Bakın dedim, Turgut Özal... Aydın Efes'ini ayrı bir yeri vardır dedim yanında. Lütfen esas kapının önüne Turgut Özal'ın karşılayacak olan varsa Aydın Efelerini isteyecektim. Sonra bak dedim mahcup olursunuz. Yavru efendim o kattırıyor ediyor insan seni. Abi rahmetli Turgut Özal. Rahmetli Turgut Özal. Geliyor otobüsten. Semra yanında burası muştur, yolu yokuştur türküleriyle geliyor. Var havaalanının çıkış kapısından. Ben dedim Kerem Zengin'le bizim şeye Taci pek güzeli kaldırın kardeşlerim dedim. Flamayı yukarı göz kaldırın Turgut Özal görsün. Abi ne bakarsın ya. Turgut Özal Efe filamayı bir gördü. Çocuklar dedi.
Mustafa dedi, çocuklar hepiniz kenara çekilip Yunan'ı Ege Denizi'ni döken Aydın Zeybekleri gelsin arabanın önü dedi. Oo harika. Ben Aydın'ı bu kadar sevdalı Aydın'a Turgut Özal'ı ve Ankaralıları tak kurdurmuş, olayı yaşatmış bir vatandaşım. Bravo. Bir şey mi bekledim? Hiçbir şey beklemiyorum. Özal her gidişimde sorardı, oğlum bir ihtiyacın var mı? Lütfen Sayın Başbakanım demişimdir. Günde 18 saat bu ülkenin ileri gitmesin. Çalışman benim için çok mutluluktur. Ben karnımı doyuruyorum. Allah razı olsun senden. Allah seni başımızdan eksik etmesin demişimdir ya. Evet. Oradan Otluk Koyunu anlatalım, reklama girelim bir. Onu da anlatalım mı? Otluk Koyunu kısaca hemen. Otluk Koyu artık ölümüne yakın bir dönem. O 1900 evet. Tabii 1992 rahmetli biliyorsunuz bypass oldu. Çok hatıraları atlattığı için prostat ameliyatı oldu yine Amerika'da. Mayıs ayında. Haziran'ın yanılmıyorsam 11'i Kurban Bayramı. Tabii 11'i Kurban Bayramı'nın birinci günü. Ben Kurban Bayramı'nın dördüncüsü günü 14 Haziran'da hem başbakanın ya cumhurbaşkanının yanına geçmiş olsun hem bayramlaşmaya gittim. Otluk Koyuna. Diyorlardı ki muhalefetler Özal Marmaris'e saray yaptı. Doğmamış çocuğu Dombiçer ya muhalefet. Evet. Halbuki kaç çapı belli değil. Bunlar hep yaşanıyor. Muhalefetin amacı odur zaten. Meslek edinmiştir. Buna gittim, ne gördüm biliyor musunuz Musa Bey? Bir mutfak, bir oda, önü sürme kapılı, karavan gibi yapılmış bir bina. Sen bunu saray yaptı diyorsun çamların içine. Papağanı ağaçta, rahmetli yavaş yavaş Amerika'dan getirdiği bende resmi var ya. Evet evet. O tişörtle Cengiz Aslan doktoru yanında, danışmanı Can Polat yanında geldiler korumasıyla. Ben iki arkadaş oturduk kamelyanın altında. Turgut Özal, nasıl oldum Sayın Başkanım dedim. Geçmiş olsuna geldim dedim. Senin yaşaman bizim için mutluluk vermektedir dedim. Kusura bakma dedim, dördüncü güne kaldım ama ne demek evladım yahu dedi. Nasıl çocuğum dedi, vatandaşın durumu dedi. Vallahi Cumhurbaşkanım dedim, senin ektiğin tohumdan meyve alıyor aynen böyle bak. Görsünler oğlum babayı dedi. O zaman 500 gün ver, amanet oy ver diye rahmetli Süleyman Demirel bizim Mesut Yılmaz 14 ay önce seçime git dediği zaman Turgut Özal'ın illa kin nefretle seçime gitmiştir. 279'da 125'i düşürdü. Evet. Onun için orada dedi ki evladım dedi, diktiğim temeli yıktılar dedi. Görsünler babayı dedi. Fakat 2030 yılında Ege bölgesi ekvatorların yıllar binler döner döne dedi. 2030 yılında Ege bölgesi çölleşme, yüz tutma durumu var dedi. Bilim adamları dedi. Onun için ben ölüyorum oğlum, giderim. Lütfen dedi. Akarsulara, barajları şimdikten dedi bir damlam Ege Denizi'ne akıtmamak şartıyla baraj yapması gerekiyor Ege bölgesinin dedi. Peki. Bakın ben de şimdi Veysel Eroğlu gibi kişileri takdir etmeyeyim, kime takdir edeceğim? 90 tane gölet yapıyor adam. Lütfen. Evet, Sayın Bakan Veysel Eroğlu bizim de çok takdir ettiğimiz bir arkadaşım, abimizdir. Benim de 2-3 defa canlı yayın programıma konuk oldum. Tabii canım oldum. Bakın. Evet. Peki Nail Bey, şu Özal'ı, bir rahmetli Özal'ı birkaç cümleyle kapatalım. Reklama gireceğim ama reklama girmeden önce şu enerjinin sebebini soracağım. Genç kalmanın sırrı ne?
Şimdi yaklaşık bir saat. Saçım bahsedecek misiniz? Yok yok, onlara girme onlara. Şimdi rahmetli Özal'la son cümleni söyle bakalım. En son nasıl vedalaştınız? En son söylediğim işte şu. Oğlum kendine iyi bak dedi. Bu memleket dedi yani ver olmaması lazım dedi ve ağladı yanımda adam. Sinirinden ağladı. Sinirini tutamadı. Orta Doğu'nun Japonya'sı yapacaktım 2010 yılında dedi. Geçit üstünlüğü vermediler dedi. Halk böyle istedi. Bana ne dedi ya? Ne yapayım dedi ya? Ve ondan sonra biliyorsun ayrılacaktı. Cumhurbaşkanlığından 25 Nisan'da genç iş adamlarından Pamukkale'de toplanıp mühürü bırakıp yeni partinin başını geçip bu şeye başkanlık sistemini deneyecekti adam. Evet. Peki. Emri yetmedi. Peki. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, ben de Nail Bey'i ilgiyle izliyorum. Gerçekten çok renkli bir sima. Birkaç gündür de bunu paylaşıyoruz. Şimdi tabii her şeyi burada konuşamıyoruz. Nail Bey'de o kadar çok bilgiler var ki birebir benimle konuştuğu, paylaştığı ve bazı arkadaşlarla paylaştığı bilgiler var. Onları burada konuşamıyoruz. İlkelerimiz gereği konuşamıyoruz. Ama inanın onların onda birini duysanız herhalde hem çok düşünürüz hem de çok gülersiniz. Siyaset böyle bir şey. ANAP döneminin özellikle neler olup bittiğini birebir konuşmalar hep anlatır. İşin içindeyim der. Ama olsun, inşallah temiz siyaset gelecektir diyoruz. Tabii o dönemin çok güzel işleri var. Onu da alkışlıyoruz. Tebrik ediyoruz. Her dönemde güzel işler yapılıyor. Yanlış işler yapılıyor. O gün de çok güzel işler yapıldı. Tabii burada eleştirilen konu siyaset ve şey değil. Siyasetçi, yani layık olmayan siyasetçi, iki yüzlü siyasetçi, işin ehli olmayan siyasetçi, rantçı siyasetçi. Biz bunları eleştiriyoruz. Onun dışında topluma vermek istediği bir şey varsa zaten Allah razı olsun demekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Evet, Nail Kaplan'ın rahmetli Özal'la olan diyaloğunu burada bitireceğiz ama ben tabii yıllardır kendisini tanıyorum. Şimdi yaklaşık bir saattir konuşuyor Nail Kaplı. Bu bir saat içinde şöyle baktım. Yıl 1983 diyor. Yok işte günlerden cuma diyor. Yok yıl 92 diyor. 86 diyor. Yani adeta şimdi şu anla yaşıyor. Ben de merak ettim ya Nail Bey. Bizim rahmetli Haydar amcamız var. O da 0 kilometre beyindi. Şimdi Nail Bey'e şunu sormak istiyorum. Hemen birkaç cümleyle bunu tamamlasın. Reklama gireceğiz. İkinci bölümde Nail Kaplı belediye başkanlığına aday oldu farklı partilerden. Aydın'la ilgili 23 maddelik projesi var. Cuma Mahallesi'ni Venedik yapacak. Efendim akşam bey işten geldi mi oltayı atacak, balığı yakalayacak, hanıma mutfakta pişirecek. Aydın'ı gölgeleyecek. Ve pek çok projeleri var, var idi. Bunları bir dinleyelim ana hatlarıyla ama önce bu kadar zinde olmanın, unutmamanın, genç kalmanın sırrı nedir Sayın Nail Kaplı? Aydınlı olmak, Aydın'ın tabiatından yararlanırsan genç kalırsın. Nasıl yani? Ya zeytinyağı, incir, bilhassa yeşil otlar, bitkilerle yaşayacaksın kardeşim. Ben eti damak tadını bazı zevk için yerim. Benim sabahleyin 365 gün sabahleyin kahvaltımda yeşil siyah zeytin, bol göllenmiş kesiğin içinde yağ, acı biber üstüne, maydanoz dereotu. Oo. Tabii maydanoz, bak maydanoz 365 gün maydanoz. Zaman zaman sofralarda da rendenin küçük deliğinden rendelenmiş gereviz ezmesi. Çünkü taze soğuz tovar. Tansiyonu yükseltir yalnız. Tabii. Taze sarımsak, soğan, maydanoz. Bunları yerseniz benim gibi enerjik olacağınızı hissediyorum Aydın halkı ve Türk halkı. Sakın olası tabiattan vazgeçmeyin. Ben çuprayı yadım da yok antrikot, bunlar damak tadını okşar. Benim gibi enerjik olmak için ot yiyeceksin abi, ot. Tabiat. Evet. Anladınız mı? Bakın Musa Bey, ben tahsilsiz profesörüm. Estağfurullah, tahsilsiz profesör. Tabii, bakın neden? Yaşıyorum. Bakın, okuyorum, bir hap alıyorsun, iğne alıyorsun, bir bakıyorum neden yapılmış? Sırf bu bitki diyor. Ne tavuk eti var içinde diyor, ne dana eti var diyor, ne balık eti var diyor içinde. Evet, evet. Bunlardan esinerek
baharın bile besilenen dana, otlaktaki dananın lezzeti bile farklı oluyor biliyorsunuz. O da yeşillediği zaman. İnsanoğlu da budur. Yeşil yersen enerjik olacaksın. Her konuda yanlış anlaşılmasın yani. Benim gibi atak enerji olmak istiyorsan yeşilden vazgeçmeyeceksin abi. Evet, ben de geçen hafta ziyaretinize geldik. Ziyafet, evet efendim. Kahvaltı yerine. Orada bir bu çine biberinden bir kızartma, ocak kızartması evet. yaptırıyorsunuz. Evet. Ve çok da güzelmiş Tanrıcığım ya. Bir ocak kızartması. Tabii. Böyle iri biberler. Tabii üzerine saplı. Saplı biber sapı. Öyle nazik olmayacak. Sapından düşecek. Tabii üstünde domates soslu olacak. Domates soslu. Onsuz biber. Evet. Ve orada kendi sebzenizi, meyvenizi yetiştiriyorsunuz. Tabii başladım şimdi. Salatalığım, biberim yetişti. Öyle mi? Tabii bir hafta sonra Bamya'da toplayacağım fasulyede. Oradan halka. Zaten oradaki maydanozları daha yeni bitti. Ispanakları, kendi ıspanaklarımdan bir gözleme yaptırıyordum. Şu anda. Tabii, bundan evet. zevk alıyorum. Para ikinci plan. Yani o zaman şöyle benim diyebilirim. Benim karnım doysa yeter ya. O zaman şöyle diyelim mi? Hırs gibi değilim ben. Genç kalmak istiyorsanız, Nail Kaplı'nın Kardeşköy'deki ziyafet kahvaltı yerine giderseniz, orada yeşilliklerin her türlüsü var. Ocak kızartması, ocakta biber kızartmasının en güzel şekli orada var. Şimdi bir de kuş sesleri arasında, bülbül sesleri arasında bu kahvaltınızı, yemeğinizi yiyebilirsiniz. Ama özellikle girişteki o nar çiçekleri, iğde çiçekleri ayrı bir heyecan veriyor, ilgi veriyor. Ve öyle bir manzara var ki renk uyumu adeta. Yani gökkuşağı gibi renkler oluşmuş durumda. Şimdi bu mevsim böyle ama sonbahara geldiğinde narlar meyve verecek, iğdeler meyve verecek. Ayvalar meyve verecek. Yine kış mahsulleriyle, kış sebzeleriyle, pırasası, lahanası, karnabaharı, Nail Kaplı diyor ki, aydınlıysan arkadaş, genç kalmalısın. Bunun da yolu yeşilliklerdir diyor. Tabii. Evet, bir reklam verelim. Ondan sonra da bir millet sizin belediye başkanlığı adaylığınız var. Beyaz ata bindiniz. Efendim beyaz Mercedes'e bindiniz. Bunlar elinizde ne? Tesbih. Bunlar ne? Organ bağışını. Onu anca onu bekle. Onu geleceğim. Evet bir reklam verelim. Nail Kaplı'da sabaha kadar bitmez program. Ama ben en fazla bir yarım saat 45 dakika daha söz hakkı vereceğim. İnşallah başka bir zaman dilimi içerisinde yine program yaparız. Reklam veriyoruz. İkinci bölümde sakın bizden ayrılmayın. İlgiyle izleyin. Neler var neler. İstiyorsan şu hayatın yükünü çekmenin ne demek olduğunu da bileceksin. Ford Transit'in 50 yıllık yolculuğu devam ediyor. Hayatın yükünü transitle çekenler. Hikayenizi anlatın, o anları birlikte ölümsüzleştirelim. Ayrıntılı bilgi 50yıllıkyolculuk.com'da. Ziyafet Kahvaltı ve Yöresel Ev Yemekleri Bahçesi, siz değerli müşterilerimize organik kahvaltı çeşitleriyle ev sıcaklığında hizmet veriyor. Doğal ürünler kullanılarak damak zevkinize uygun olarak hazırlanan eşsiz tatlar ve lezzetler, akşamlara düzenlenen et ve mangal partileriyle de tam bir ziyafet sunuyor. Ziyafet denince de sofraya keyif geliyor. Etler diri diri, burası Nail Baba'nın yeri. Ziyafet Kahvaltı ve Yöresel Ev Yemekleri Bahçesi, adres... Kardeşköy Atletizm Stadı karşısında Efeler Kardeşköy Mahallesi Aydın. Telefon 0541 256 5531. 0507 152 57 77.
Ekonomik, uzun ömürlü, mükemmel, kalıcı ve kesin çözümler sunan Yılmaz Yapı Market'te bol çeşitli ürün garantisiyle orman ürünleri, hırdavat çeşitleri, mutfak aksesuarları, banyo aksesuarları, ankastre ürünler, el aletleri, makineler ve laminat parke Yılmaz Yapı Market'te. Baygo ve Çamsan Parkelam Aydın Bayi Yılmaz Yapı Market profesyonel hizmet anlayışı ve yenilenen mağazasıyla size özel çözümler sunmaya devam ediyor. Yılmaz Yapı Market, adres Zeybek Mahallesi Efeler Bulvarı numara 36, 2. Sanayi Sitesi Aydın. Telefon 0256-219-4210. Siktet. Evet. Onları sonraya bırakalım. Tamam. İkinci program. Naci Bey, başlıyoruz programımıza. Evet değerli konuklarımız, ikinci bölümde yine sizlerle Sayın Nail Kaplı'yı konuk ediyoruz. Sayın Nail Kaplı kimdir? Sayın Nail Kaplı eski siyasetçi, esnaf ve aynı tanıtımlarda da söylediğimiz gibi Aydın'ın renkli simasıdır. Hangi birime, kuruma, nereye giderse gitsin Nail Kaplı gittiği her yere renk götürür, renk verir, neşe götürür. Evet, bu kadar mütevazi. Biliyorum. Tabii ufak tefek böyle farklı şeyler olsa bile ben bunların büyük çoğunluğunun Nail Kaplı tarafından yaşandığını biliyorum. Ve o dönemde Nail Kaplı ciddi anlamda birileri zengin oldu. Nail Kaplı yine diyor ki ben vatanım, milletim için, kutsal değerlerim için her şeyim her zaman ve evet Sayın Kaplı şimdi maşallah subhanallah ne bu enerji nedir diye sordum, yeşil diyorum dedi. Ya bizde herkes yiyor yeşil de bu enerjinin sırrı ne bu kadar? Yani inanın ben yıllardır program yapıyorum Aydın Televizyonu'nda. Bu kadar enerjik, durduğu yeri duramayan, bir dakika dahi böyle susmayan, bu enerji dolu bir insan ilk defa. Sormak istiyorum, yaşın kaç arkadaşın? Yaşın kaç? Ya, doğru söyle ama. Bir daha mı vereceksin beni? Hayır hayır, kaç yaş, yaşın kaç? 64'e ayak bastık. 64? Evet. Vallahi Allah nazardan saklasın, 64 yaş ama ben böyle bir şey görmedim. Biz zor durduruyoruz, fren yapıyoruz, anca duracak. Hele serbest bıraksak var ya bu program sabaha kadar devam eder. Evet Sayın Kaplı şimdi soruyorum size. Uzunca bir siyaset dönemi yaşadınız ve zamanı geldiğinde başkan, belediye başkan adayı olmaya karar verdiniz. Güzel. Bildiğim kadarıyla bazı partilerde selam çaktınız. Ufak tefek de olsa. Ve halka anlattınız, dağıttınız projelerinizi. Bu belediye başkanına aday olmak nasıl bir şey? Organ bağışını soracağım. Hepsi var bende, merak etme. Belediye başkanlığına nasıl aday oldun? Hangi partilerden aday oldun? Kaçın olaylar? Tabii. Mesela MHP'den aday oldun, neler oldu? AKP'den aday oldun, neler oldu? Kısaca bunları anlatabilirsin. Olmasını bir kenara atalım da. Evet. Şimdi yaşadığım vilayeti bakıyorum. İstanbul'u bakıyorum. Bir Konya'ya bakıyorum, bir Ankara'ya bakıyorum. Bu kadar iklimi güzel, doğası güzel, bir tabiatı olan zengin bir vilayet sanki bir köy gibi. Beni bu çok üzdü. Halbuki Aydın öyle bir şehir, tabiat var, su var, her şey var. Helva karacak bir belediye başkanı doğru dürüst gelmemiş. Hüseyin Aksu hariç. Tabii. Onu yaptı. Bakın evet. Hüseyin Aksu keşke geç kalmasaydı 84'te gelseydi. Evet. Bakın. Ya baktım bir belediye sarayı yok ya.
Başka vilayetler Turgut Özal'ın iktidarından 5,5 yıllık iktidarda ilçelerde belediye sarayı yaptı. Aydın itileşmekten eski binanın içinde kaldı. Ve bunlar beni böyle birikim getirdi beynime. Ya ben dedim sanatkarım. Atatürk'ün dediği gibi profesör olursun, daha cumhurbaşkanı, sanatkar olamazsın. Ben de bir demire 10 türlü yön veren bir sanatkar olduğum için belediye başkanlığının tahsile ihtiyacı yoktur, beyne ihtiyacı vardır diye. Ben de kendi beynimi ortaya atıp ölmeden Aydın halkını Avrupa'yı bir şehir yapabilir miyim düşüncesiyle ortaya çıktım 2009 seçimlerinde. Milliyetçi Hareket Partisi tabii rahmetli Özal öldükten sonra ne bileyim ısınamıyordum bir başka partilere. İnan ki bakın onu yaşayan insan başka kimse başkalarıyla flört etme ihtiyacını bile duymaz. Benim gördüğüm benim. Ha, daha ellerde neler var diyeceksin, boynuz kulağa geçer dersin ama bizim tabirimiz de benim düşüncelerimi rehber olacak kişi kafa yapım ya, benden düzgün olabilir ya. Hoşuma gitmiyordu. Baktım Devlet Bahçeli seviyeli ciddi bir adam, dürüst adam diye. Milliyetçi Hareket Partisi de 3 milletvekili çıkarmış, 148 bin oy almış 2007 seçimlerinde. 2006'da girmiştim zaten. Partisiz kalmak istemiyordum. Biz sağ milliyetçi olarak en yakın kafa yapıma oyduydu. Dedim oradan bir belediye başkan adaya aday olmak istedim. Bir günlerden pazartesi günüydü. Gittim partide, beni çok iyi karşıladılar. Ve çarşamba günü açıklama yapacağım. Abi sen dediler sonra partiye yeni geldin. Yeni emek vermiş kişiler var. Onların aday olması lazım dedi. Seni bizi partiden biraz daha çalışman lazım aday olmak için dediler. O zamanki benim projemde yağmur gibi projelerim var diye şemsiye yağmurun altında broşürlerim var benim. Ve genel merkezde göndermişim. Dosya verdim. Olmadı. Ben partilere haddime mi düştün sistem yaptım? Tabii tabii. Nalcığım bu ara bir şey sorayım. Cenk Bey telefon şeylerini getirdi. 30'un üzerinde telefon var şu anda programa katılan. Bağlatmıyorum ben sizin zamanınızı almamak üzere. Evet. Şu anda vatandaştan 30'un üzerinde telefonla programa katılıyorlar. Katılsın. Yani bu ilginin, alakanın. Tamam. Bunu bağlarsak siz konuşamazsınız. Onun için başka bahar bırakalım onları. Başka bahar cevap bırakalım. Vermeye. Evet. Sadece bu vakıf olayı, vakıf kiralama olayı meselesi. Ne zaman kalırsa konuşuruz, olur mu? Onu daha çok da güzel sergilerim hem. Öyle mi? Benim belimde yumurta sepeti yok. Kimse onu bana leke sürerse Allah'ın inkarı. Olur, olur, kapat onu. Tamam, 30'un üzerinde bakın telefon var. Tamam, onu gerek yok. Şimdi gelelim diğer konuya. MHP'den diğer parti. Olmadı. Evet. Ya seviyorum. Zaten hambal olmuşum siyasette. Kırmızı biberi yutmuşum, acarlarda demir dövmüşüm, Anadolu pikabımla harcamışım 25-30 yılımı. Neredeyse hanımdan boşanacağım. Allah razı olsun, hanımımdan yeni terk edip gitmedi bana. Her şeyimi verdim ülkeye ya. Bana hala damga mı vurmak istiyorsunuz? Kesinlikle öyle bir şey olabilir mi? Asla. Kabul etmiyorum. O kendini inkar eder beni leke sürmek isteyen. Evet. O Allah'ını inkar eder. Evet, tamam. O kadar kesinim. Tabii, tabii. Ve baktım ki telefonlar durmuyor vallahi. Sürekli telefon geliyor. Baktım ki 93 yılında Nurettin Sözen İstanbul Belediye Başkanı. Sivaslı. Arkadaş Nurettin Sözen zamanında biliyorsunuz Ergün Gökmen İSKİ Genel Müdürü. İstanbul bir bardak. İsimler bir yer. Vereceğim, vereceğim. Neyi vermeyeceğim ya? Evet. Bir bardak suya muhtaç. Evet, evet. Sonradan gelmiş Refah Partisi'nden şimdiki Cumhurbaşkanımız. Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan 25 Mart seçimi 1994 25 Mart'ında
belediye başkanı olmuştur. Büyükşehir Belediyesi. Tabii. İstanbul. 25 Mart Melik Gökçek belediye başkanı olmuştur. Hala kötülenen herhalde İstanbul'un, Ankara'nın yönetimindedir. Şimdiki bizim Veysel Eroğlu, o da İSKİ Genel Müdürü. 6 ay sonra İstanbul'un susuzluğunu giderdiyse, yaşlılar bir elektrik su parası yatırmak için belediye gelip de su işi ısmarlayıp yapmışsa, ben bunu nasıl göz ardı ederim? O zaman sonra iktidara gelmiş, Ankara İstanbul'u yönetmiş, gelmiş. Onlardan, ya bunlar da yapardı belediyeciliğe, ben demirci haline yahumaz diye içimde bir heyecan yarattı. Heyecan yarattı. Ben de adayım dedim. Aydın'ı köy gibi bırakmış dedim. Okuyorum bak. Geliyor geliyor Aydın Efesi çılgın projelerin mimarı Nail Kaplı. Bugüne kadar Aydın Belediyesi'ni avukat eli değdi. Mimar ve mühendis eli değdi. Bunları dahil olarak kendim yazıyorum ha. Benim danışmanım yok. Benimle laga luga yaparken adam gibi dursunlar karşımda. Muhasebeci eli değdi. En son biliyorsun muhasebeci değil ya İlham ya, abi. Önemli değil. Ya. Bugün de kadın eli değiyor. Fakat karşımda Avrupa'yı bir şehir göremiyorum. Özellikle altyapı ve şehir trafiğinin çözülemediğini bir şehirde yaşıyorum. Ulu Önder Mustafa Atatürk'ün herkes milletvekili, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı olur ama sanatkar olamaz sözünden yola çıkarak sorunların daha hızlı çözülmesi için şehre bir sanatkar eli değmeli diyerek şu elimi koyarak 22 maddeyle Aydın'ı hizmet etmek için AK Parti'den Efeler Belediye Başkan adayı oldum. Ne oldu sonuç? 30 Kasım'da da Muğla'nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı tanıştırması için gelmişti o zaman Başbakan Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız. Oraya gittim. Üç deli broşür verdim. Arabasını durdurdum. Beni canlı diye bomba diye vuruyorlardı neredeyse. Adam tanımıyor tabii canım, olabilir. O anda telaşlar. Evet, biraz hızlı. Verdim. Baktı Sayın Cumhurbaşkanım. Şevkle oku dembeğini bak. Çevirdi. Eyvallah dedi. Bakın dedim Sayın Başbakanım. Benden başkasıyla Aydın'ı kazanmam mümkün değil demişimdir. Öyle mi dediniz? Tabii. Lütfen senin elinde rica ediyorum Aydın Belediye Başkanı olmak istiyorum dedim. Eyvallah dedi. Ben seni daha fazla vaktini almayayım Sayın Cumhurbaşbakanım dedim. O zaman başbakan Marmaris'e akşam yemeğine gidiyorlardı. Ben de Aydın'a döndüm. Ben de eyvallah dedim. Ertesi gün emniyet müdürü hatta oranın oysuzdan. Ya ben olmazsam kazanamazsınız dedi. Tabii. Evet. Ama buradaki teşkilatlar tabii bunu Nail Tatlı demirci gerek. Ne olacak? Evet. Bu adamı evet. Üfürüyor ya o dediler. Sonra belediye sonra başkanı, arkadaşlarımız evet. Bizim sevdiğim kardeşimi Yalçın pek güzel benim elimde büyümüş evladım gibi sevdiğim kardeşimdi. Evet. Yola çıktılar. Ve olmadı. Bilmiyorum. Şimdi de gelmiyorum. Tabii evet. Bakın benim projem böyle kaldı. Şimdi Nail'cim onların hepsini konuşmamız mümkün değil ama bazı maddelerini ben sormak istiyorum. Ben bir nefes alın bu ara. Sizi durduramıyoruz ya. Ben 13 yıldır program yapıyorum. Bu kadar enerjik, bu kadar ya, ne bileyim yani kabına sığmayan bir adam ilk defa görüyorum yani. Ya bakın ben dedim ya hiçbir kimsenin tesir altında yaşamadım bugüne kadar. Kendi tırnaklarımla kazıyarak hayatımı sürdürüyorum. Zaman zaman beni çok önüme kestiler. Zorladılar. Baskı yaptılar. Ama üzerlerinden geçtim. Ama hep güldüm geçtim. Bir gün deli gönül ustanır dedim. Siz de adam olursunuz bir gün be. Yola girersiniz dedim. Benim düsturumda İnsanların yüzünü vurmak çok ayıp olur. Beyaz Obama herkes olamaz. Evet. Mezarlıklar vazgeçilmez. Tabii olur. Beyaz Obama olayında onu söyleyeyim. Girelim, sonra girelim. Heh. Evet şimdi gelin şu belediye işini dağıtmadan. Nail'cim sizin belli başlı yani bu 23 maddenin içinde özellikle birkaç tanesiyle konuşalım. Çünkü zamanımız da çok tamam. Kalmayacak, yetmeyecek. Şimdi tabii Aydın belediye hizmetlerine bugüne kadar
bir köy havasından Aydın'ı şehir haline getiren Sayın Hüseyin Aksu'nun hakkını verelim öncelikle. Evet. Onun gerek Mençap projesi gerekse bugüne kadar, hatta bu geçen hafta 15 gün önceki bisiklet turnuvasında helikopterler yukarıdan gezerken Muğla Bulvarı'nın Aydın'a evet. giriş buradan Aydın'ın ne kadar bir modern kent olduğunu o gün ulus yani Ankara'da ve ilgililer o programı takip edenler bizler evet. söylediler evet. yani. Evet şimdi sizin hatta ilk etapta benim duyduğumda Allah Allah ya bu ne kadar keskin bir yeri, zeka böyle bir şey olabilir mi diye düşündüğüm bir şeyiniz var. Tabii biliyorsunuz. Yani siz belediye başkanı adayı olsaydınız diyorsunuz ki maddenin bir tanesinde. Arkadaş ben Aydın belediye başkanı olursam o tabakhane çayı ve orta evet. mahalleyi bir Venedik projesi yapacağım. Ve orada espriyle karışık diyorsun ki ben öyle bir kanallar yapacağım ki adam akşam üzeri beyefendi işinden gelecek. Balkondan oltayı atacak. Kanaldan balığı tutacak. Hanımına diyecek hanım yağ koy kızara dursun balık geliyor. Bunu espriyle karışık söylemiştim. Anlat bakalım bu projenin nasıl bir şey Naycığım? Tabii bakın şimdi Tabakan Deresi yukarıdaki Zeytinköy'ün orada iki değirmenlik şeklinde yazgış akar. Aydın'ın içme suyunun dörtte birini o karşılıyor. Evet. O 22 tane de artizyanla top yatağındaki arıtmaya çıkıyor. O içiliyor. Tabii biz rahmetli Turgut Özal'dan sonra Mesut Yılmaz ve Cengiz Altınkaya bakanken Ekizdere Barajı'nın temelini attık. Geride geç de kalsa bu Ekizdere Barajı bitince İncirlik ve Aydın bölgesinin içme suyunu sağlayacağı için oradaki iki değirmenlik su Aydın'ın coğrafyasını bilen bir vatandaş olarak o iki değirmenlik su yazında olsa Aydın Belediyesi'ni kalacağına inandım. Evet. O yoldan giderek şimdiki belediye başkanlığı binasının yanındaki Çavuş Köprüsü'nden minibüslerin gittiği caddeden Ülfet'in kahvesinin yanını çıkarıp oradaki romanların evinin yanında eski Zafer Karakolu'nun oraya doğru bir lüleye çizdirerek forumun oradan askerinin yanına akan su oksijen üretiyor ya o zaman balık üretme olabilir. Durursa balık ölür. Evet. O kanalı yapıp yanlarına 15'er katlı blok yapıp 15'er katlı. Tabii bakın. Oo. Aynı bir Venedik. Benim şehri içinde adam gondollarla gezecek. İçinde güzel giyinmiş gondollarla kanalın temizliğine bakacak. Balık da yetişecek. Akşam 5'te devlet memuru geldi mi evinden hoftasını atacak. Oradan balık tutacak. Hanımını diyecek. Hanım balık geliyor. Salatayı hazırla. bunları ya dedi üniversite yemeğe davet etti beni profesörler. Bunu duymuşlar. 22 tane profesörle oturuyoruz. Evet. Yemek gidip çay içiyoruz. Kafede fizik profesörü var bayan. İsmini hatırlayamayacağım. Allah Allah ya dedi. Söylemesi bile ne kadar güzel dedi. Olmayacak iş mi dedim profesörüm. Olacak dedi. Bunları yapacaktım. Düşünmek bile güzel bir şey. Tabii. Evet. Bakın ben bunları söylerken Akın Evren, emekli bir öğretmen, valinin yanında meclis üyesi. Kuşadası'nda. İl Genel Meclis üyesi. Hayri Güneş'ten önceki. Bir seni sen, bir seni sen diye dövüştüren ya sonra. Evet, evet. Öteki, Hayri bir tane onu bırakmadı. Senin programı çıktı Akın. Evet, evet. Evet. Evren. Biliyorum. Bakın, ben nerelere gidiyorum, bakın hiç yoruluyor muyum? Dedim ki, Musa Bey, siz Aydın'ın sorunlarını tartışıyorsunuz. İl Genel Meclis üyesi Evren'e soruyorum dedim. Ve istiyorum. Buhar kentten Ortaklara kadar 170 yıllık bir padişah yolu var dedim. Köhnemiş duruyor. Bunu hayata geçirirseniz duble yolun yükü azalacak demişim. Kulak artısı. Vali Bey bilmez.
gelen valiye yön verecek, iş yapılacak yerleri yönlendirecek ilgilenen mesleklerdir. Muhtarlardır. Adam da ön yolunu açar, paranı çıkarır. Ve böyle dediğim 2011 yılında gittim orada, konuştum Yılmaz Köyler şey yanında, internetimde var o konuşum. Ve sizin basın mensuplarına Suat Deniz'de sorabilirsiniz. Bak. Hedef gazetesini sorabilirsiniz. İsim vermeden konuşuyorum. Bunları dedim ki. İsim vermeyin. Bacım yani. Bunları dedim sallıyorlar. Gelin dedim bir pazar günü orada mangal yapalım, etler de bende olsun. Bu yolu hayatı geçirme için basına yansıdın dedim. Onlar da hasıra arkası yaptı. Gel gör şimdi benim aydınımın doğusu hapis. Buna mı layıktı bu aydın? Neden hapis? İşte bakın particilik, senlik benlik yapmaktan benim aydın halkım çekiyor. Lütfen diyorum bakın particiler, yöneticiler, eteğiniz taşı dökün. Lütfen diyorum bakın. İlham Ortekin Belediye Başkanı'ndan başlanacaktı çevre yolu. Sırt çevirdi, kaldı. Onda sonra CHP'den belediye başkanı seçildi. Hala Gumbare'ye çevre yolu bitmiyor. O yol bitmeden İmamköy'den Ilıca başına kadar şimdiki tabii kadın hangi birini baksın? Evet. Bakın bak ben çok şey konuşuyorum. Yatırımları yani, bakın doğru. Hayır hayır çekinme. Belediyenin yatırımlar daire başkanları Aydın coğrafyasını bilmediği için İmamköy'den Ilıca başını asfaltlamış olsaydı, bu gördüğüm köprülü kavşağa başlamış olsaydı, bugün dışarıdan gelen tırcılar, şehire ulaşım sağlayacak insanlar küfür yapmayacaktı benim Aydın Belediyesi'ne. Aydın'ıma kem gözle bakmayacaktı. Buyurun cenaze namazına. Ne zaman bitecek şimdi bu? 163 gün oldu bugün. Kaç günde bitecekti? 1 Ocak, bak 1 Aralık'ta başladı. Kadın ne yapsın? Bir de su çıkmış diyorlar bak şimdi. Ya kardeşim. Proje hatası. Ya proje hatası. Ben olsam bak demirci olarak diyorum size. Neden sanatkar eli değilsin? Ben olsam daha iyi mi yaparım diyorsun? Tabii. Öyle mi? Nasıl yapacaksın? Hiç trafiği aksatmadan. Nasıl olacak o iş? Şarampolu bir tane şahmerden koyarak tak 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 direkleri çakarım. Trafik akışı gece 12 birden hafiflediği zaman viyadükleri getiri koyarım. Kademe kademe hem trafiğin akışına bu durumu sokmazdım. Ve de köprülü kavşaksız kalmazdı benim aydınım. Peki. Bunun içinden kendi beynimin boş olmadığına hissediyorum. Yöneticiler ve halk da bilsin. Bu saatten sonra da ancak bilgi veririm. Aday dolma ihtiyacım yok. İsterlerse bilgi veririm. Yok aslında. Evet. Bilgi veririm. Evet. Ölmeden Allah razı olsun Nail Kaplı'nın şu verdiği bilgiyle bu şehrin trafik akışı daha düzeldi derlerse benim için en büyük miras bırakacağım aydın budur. Evet Nail'cim peki ya maşallah yorulmuyorsunuz ya bu ot bu kadar yeşillik bu kadar enerji mi veriyor? Tabii ya Allah Allah. Allah. Ya bizde herkes yiyor ama niye bu kadar enerjik değil? Peki şu aydının aşırı sıcakları nedeniyle bir gölgeleme projeniz var. Aydın'ı gölge getir. Nasıl olacak bu iş? Böyle bir çok uçuk bir proje ya. Ya bunu bakın ben bu projeyi yaptığım zaman Mahir Ünal var şu andaki Kültür Turizm Bakanı. Evet. Burada aday tanışması salon süslenecek. Daha biz de aday ediyoruz ya. Akşam Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda hoş geldiniz efendim dedim. Sayın Genel Başkan Yardım tanıştık. Ben dedim Aydın Nefeler Belediye Başkanı aday dedim Sayın Genel Başkan Yardımcım. Siz dedim şu broşürlerimden 23 tane benim. Akşam dedim otelde okuyun dedim bakalım mantıklı bulacaksınız dedim. Ve dedim vilayetin dedi kasabalar dedim ilçeleri gönder. Bunları uygularız dedim. Daha iyi hizmet yapmış olurlar dedim. Aldı beni ertesi gün sabah geldi. Ya dedi Nail Bey dedi Sayın Başkanım dedi. Daha olmadık ya başkan dedim. Hepsine dedi uygun dedi projelerin. 14. maddeye kafam takıldı dedi. Şu anda Kültür Bakanı ya. Evet. Aydın'ın gölge getirme yapalım. Bu dedi o dedi Aydın'ın üstünü gölge yapacağım diyorsunuz dedi. Buradan dedi ufak bir tiyo verir misiniz bana dedi.
Veremem sayın genel başkanım. Beni dediğim aday yapacaksınız. O kadar. Ben belediye başkanı koltuğuna oturacağım. Göreceksiniz. Aydın ve cümle alemi göstereceğim nasıl görüldüğünü dedim. Ve öyle kaldı kapalı kutu gibi. Biraz şimdi burada açabilir siz, miyiz? He? Biraz burada açabilir miyiz bu konuyu? Açsam yani, uygulamayacaklar ki. En iyisi açmayalım mı diyorsun? Allah'a. Ve eminim yani. Zafer Mahallesi gölge istiyorsa bir saat onda. Gölge. Öyle mi? Tabii. Stadyumun yandı çocuklar. Şehirde 23 Nisan kutlaması yapıyorsa üzerine gölge getirecek. O çocukların üstüne 2 saat sonra gölge geliyor çocuklar diyebilirim. Gezegen bulut gibi kapatacağım diyorum bakın. Hala iddialıyım. Maşallah. Ben hala anlamış değilim. Nasıl olacak bu işler? Ben aydını deprem olmayacak diyen biliyorsunuz Cengiz Han'a benzeten Aga Yoktay Güner'in Cengiz Han gibi adamım. Ben belgesiz de işim yok. Ben üfürmüyorum. Yaşadığım olayları anlatıyorum sizlere. Yaşadığım olaylardan sizi halka vermekten de çok mutlu oluyorum. Teşekkür ederim ama ben şunu bir türlü anlamadım. Yani böyle gezegenler gibi. Evet. Nasıl olacak bu ya işler? Ya Allah. Çok basit ya. Çok basit ya. Allah Allah. Al, insanoğlu bu ya. İnsanoğlunun yapacağı yoktur. Yaparız diyorsun. Beynin boş olmayacak. Çiçek saksıdı değil bu. Bu beyin. Allah beni vermiş beyine. Beni vermiş, fikir vermemiş. Para tutma zevkini vermemiş Allah bana. Beni paraya bir tutsaydım ben zaten aydır satamamıştım ya. Ama hiç kimse bu kadar renkli sima olamaz. Olamaz ya Allah Allah. Kimseden çekinmem ki ben ya. Anladığım kadar. Herkes beni yıpratmaya kalktı. Herkes kullanmaya kalktı ya. Ne istiyorsun lan Nail Kapı'dan? Seni gıpta ile bakmıyor ya. Seni seviyor ya. Lütfen Aydın çiftçisi de üstünü de konuşalım. Biraz sonra. Peki. Tabii. Şimdi o zaman bu gölgeleme olayına girmeyeceğiz. Anladım. Bitti. Peki neden Aydın'ın Turgut'u diyorlar sana? Efendim? Turgut Bey Özal'la rahmetle çok beraber oldunuz mu? Tabii canım. Aydın'ın Turgut'u tabii diyorlar. Bakın ben şimdi Turgut Özal'ın yaptıkları hizmetlerle ve cenazesini öldükten sonra da bir ahd-i vefa vardır diyorum bakın. Evet. Bir kahvenin 40 yıl hatırı var derler ya. Benim devlet hastanemde içinde koca fareler doluşurken hasbel kadar benim onun zamanında benim hastanemi yenisini yapvermiş. Dış dünyaya Afrodisias'a Meryem Ana'ya gelen Hristiyan ülkelerin gözünü doyurmak için Aydın'ıma otoban kazandırmış. Bu bölgede 16 vilayet var. Bak 18 vilayette bu Ege bölgesi Marmara bölgesinde Ege bölgesinde 18 vilayetin içinde sadece otoban Turgut Özal Aydın'a kazandırmış. Allah rahmet eylesin. Onun için bunun yanındayım ya. Onun için Aydın'ın Turgut'u diyorlar. Tabii her gün mevlidini okuturum her yıl. Nail'cim şimdi hep diyorlar ya siyasetçilere. Evet. İşte Denizli'yi Ankara'ya deniz getireceğim diyor. Denizli'deki Denizli'yi deniz getireceğim. Aydın'a deniz getirecek misin projeyi? Hayır. Nasıl? Ben, kanal projesiyle mi yapacağız? Tabii kanal projesi öyle değil. Mi? Ben orada gemi yüzdüremem. O kadar gemi olmaz. Aydın Muğla yolundaki Menderes Köprüsü'nün oldan iniş merdiveni yapılacak. 6-7 kişi taşıyacak. Ama nasıl merdiven yapacaksın orada Aydın'ın kanalizasyonu? Yaparım ben. Aydın'ın kanalizasyonu oraya dökülüyor Nail Bey. Ya kardeşim onu ben bitiririm önce. Ben size ne dedim baksana. Ben Venedik'e baraj bittikten sonra su beni kalınca başlayacak. Anladım, anladım. Odik arıtma tesisini bitireceğim ki ondan sonra içinde mini feribot çalışacak. Bir merdiven koyuyorsun şimdi. Tabii mini feribotlar. Evet. 5-6 kişilik söğütlerin içinde böyle yılan gibi varacaksın diyor Koçarlı yolundaki yılan söğütler eğilmiş. Orada bir bağla bir orada otur bir mangal keyfi yap. Ya. Çay kahve varsa. Ya vermiş Allah sana ya. Sen neden yararlanmıyorsun bel bel bakıyorsun ya. Köprünün altından mini feribotlar.
Ege'de. Menderes'in döküldüğü yere, kafeye deniz yolculuğu yaptıracağım dedi. Oradan da Karina'da, güzel çamlı kutu. Olacak işler değil bunlar. Evet. Bakın 11. maddem var. 93 yıllık cumhuriyette bitin Osmanlı'dan sonra bakın. Yani cumhuriyeti kötüleyip Osmanlı benimseyen adam diyerek yanlış algılanmasın Türk halkından. Osmanlı temizlik imandan gelir diye bütün şehirlere, medreselere çeşme yoktan bol tuvaletler yapmış. Sen cumhuriyetin 93 yıllık belediye başkanları, savcı, solcu, dinci, kitapçı fark etmiyor. O benim halkım, o benim pazarcım. Tuvalet ihtiyacını o halk pazarlarında nerede karşılayacak? Hey Türk halkı! Aydın halkı! Türk halkı ya! Bırak aydın, her yerde aynı! Bundan ilham alsınlar Nail Kaplı'nın. Sen tuvalete mi kaldı diyeceksin. Salak var! Salak var! Tuvalete mi kaldı belediyenin yok hizmeti diyecektin. Yok, öyle düşünme. Ama kadın kalkıyor apartmanın ziline basıyor ihtiyaç karşılamak için. Ha, pazara gelen kadın. Tabii pazardakiler. Evet. Adamda prostat hastalığı vardır. Pazardan oraya dijen, tuvalet yapacaksın. Tabii yani. Evet. Dijen bir seyir tuvaletler yapacağım diyorum. İnsanın en büyük ayıp ihtiyacıdır bu. İncelikler budur belediye başkanlığının. Yani bu şöyle de diyebilir miyiz Nail Bey bunu? Öyle şimdi... bir şeye dalıtmak değil. Evet, benim, biraz daha rahat, biraz daha benim siyasi hayatımda hiçbir particilikte arabama benzin mili koymamışımdır. Biraz yavaş. Bir litre bakın. Evet. Bir litre benzin mili koymamışımdır. Evet. Ya benim Allah bana vermiş cennette doğmuşum. Şuna baksana ya, noksan bir yerim yok. Fırıl fırıl fırlıyorum. O tabiattan yararlanmışım. Nasıl doğmamış çocuğum? Parasını yemeye çalışıyorsunuz ya. Evet. Allah senin belanı verir ya. Tamam. Beni dürüst, namuslu, bürokrat ve siyaset çağırıyorum karşımda. Evet. Peki siz Türkiye'de... Olmuyor da. Evet Nail'cim, Türkiye'de biraz heyecanınızı rahatlat, yavaşlatırsanız iyi olur. Türkiye'de ilk organ nakli, göz organ, yani gözünüzü veren, bağışlayan bir kişisiniz. Tabii. Nasıl oldu bu iş? Şimdi efendim 1987 hatta 86'larda Türkiye'de televizyon siyah beyaz. Televizyon izliyorum. Allah kimseyi kör etmesin. Evet, Musa Bey. Evet, amin. Allah kimseye aza noksanlığı vermesin. Amin. Çok zor. Gözleri bir kör kız. Gözleri ama bakın, üniversite okuyor. Hale Bacakoğlu ismi, unutmuyorum bakın. Hale Bacakoğlu. Siyah evet. Beyaz. Ya arkadaş, bilgi yarışmasına katıldı kadın kız. Ulan arkadaş, bir şey soruyorlar. Amerika'daki adadan soruyor, İngiltere'den bilmem neyi soruyor, şakır şakır biliyor, gözleri kör. Bakın, ya dedim ya, Allah'ım dedim ya, Allah'ın büyüklüğüne bak Cenab-ı Allah dedim ya. Bizim elimiz kolumuz tutuyor, gözümüz görüyor, biz Ağrı Dağı'nın kaç metre olduğunu bilmiyoruz dedim. Oradan etkilendim Hale Bacakoğlu'ndan, göz bağışı için evet. Bunu vurgulayayım. Burada asrı satılmış var o zaman için. Sağlık müdürlüğü yapıyor. Konya'dan geldi. Bir gün oturuyoruz. Turistik parkta. Sayın hocam dedim. Ben dedim organ bağışı yapmak istiyorum. Öldükten sonra dedim bu gözlere bir daha bu tabiata, bir başkalarını görmesine yarasın toprak olacağını. Yıl kaçtı bir daha söyle. Yıl 1987. 87 evet. Bir yıl geçti. Geldi rahmetli Ünal Özgüdek, 1933 doğumludur, Erzurumludur Aydın Valimiz. 9 Kasım Manoko maçı var Galatasaray. Meşhur maç. 2-0 yendi Galatasaray. Prakazi'nin golüyle. Evet, evet, 9 Kasım günü turistik parkta oturuyorum. Ertesi günde 10 Kasım 1988. Rahmetli Vali Bey ile de
7 Eylül günü Karacası ve Kuyucak'ta yangın olmuştu. Uçakla oradaki yangın yerlerine gitmiştik. Çok samimi, sıkı bir irtibatımız başlamıştı zaten. Anlattı da, Özal'ın adamıyım ya galiba, dedi benden iyi olacak tabii. Tabii canım, bakın yani tabii. Bürokrat iktidar partisinden iyi geçiniyor ya. Evet, evet. Geçinmektir. Kural bu. Anladım, tamam. Kural bu. Şimdi vali bey telefon açtım ben. Sayın valim dedi, sizi rahatsız ediyorum ama ben dedim 2 yıldır dedim organ bağışı yapmak istiyorum. Sağlık müdürü asili satılmış, bu konu bizi aşıyor. Bakanlıktan izin almamız gerekiyor dedi bana dedim. Onun için ben de Allah'tan var şimdi Atatürk'ü karşı değilim. Severim Atatürk'ü, ilkelerini. 1988-1938 100. yıl. Aklıma bile gelmedi 50. yılın yarım asır olması. Evet. Ama ben bu organ bağışını milliyetçilik, vatanperverlik için yapmak istiyorum. Özveriyle ya. Sabahleyin abi Işıklı yolunda burada dükkana geliyorum. Unutmuşum. Ulan arkadaş, Aydın Valiliği'nin bütün adamları seferber Nail Kaplı arıyor. Yeğen gelip istemiştim Zafer Mahallesi'nden bir spor olsun diye. Faruk Sarıoğlu, özel kalem müdürü. Nail çabuk, neredesin? Vali Bey bekliyor. Götürdüler beni, bakın bak, bakın. Bakın, evet. Bakın Türk halkı. 50. ölüm yıllarına göz var. Ben şu anda Aydın Valiliği'nin, Ünal Özgöde'nin koltuğunda oturuyorum bakın. Yanı başımdaki Aydın Valisi. Solumdaki de Şevket Gözaçan, Sağlık Müdürlüğü'nü yapan geçici. Evet. Oturduk, bu organ bağışını bu düşüncelerimle yaptım. Ve dedim ki, diyorum orada, okursunuz internetlerdeki bilgiye kıymetli vatandaşlar. Bu gözlerim ben toprak olduktan sonra mezara gitmeden alınıp da ülke savunmasındaki gözünü kaybetmiş Mehmetçi'ye giderse Türkiye'de benden sonra en büyük bırakacağım mirastır demişimdir, kapatmışımdır. Teşekkür ederim. Sizleri de, Türk halkını da böyle duyarlı toplum olmanızı rica ve ısrarla sizin de böyle yollarda gençliğe topik yapan bir toplum istiyorum arkadaşlar. Evet, teşekkür ederim Hayır'cığım. Evet, biraz bu... sizi kulağıma ağır duyduğundan, evet, karşımdakinleri ağır duyuyormuş gibi, evet, yanlış anlamayın. Ama dövecek gibi konuşuyor diyorsunuz. Çünkü heyecanlıyım. Doluyum. Evet, farkındayım. Ülkemi doğru dürüst yamuk yolları götürdüler, boğazım geliyor o adamlar. Yok, sen sakin ol. Ama siyasetçi Nail Bey ne kadar tiz konuşursa, ne kadar böyle sakin ama cümleler bir ton ağırlığında olursa en büyük etki o olur. Ya, çok bağırarak, çok şey yaparak siyasette, sizin için demiyorum. Yani bakın çıkıyorlar. Duymuyordur diye bağırıyorum, evet, ben burada ya. Uzaktalar ya. İyi duysunlar diye. Tabii canım. Anladım. Peki. Kulaklarını küp olsun. Nail Bey, şimdi geçenlerde sizinle konuşurken şöyle bir şey söylediniz. Artık programımızın sonuna geldik. Hocam 35 yıllık evliyim, ben yeni düğün yaptım dedi. Nasıl oluyor bu iş? 35 yıllık evlilik yıl dönümünde neler yaptın? Ya bakın. Önemli bu yani. Abi evet, tabii bakın çok önemli işte. Ben sizi bu örnekleri, bu Türk halkı, gençlik kafasına soksun. Nikah masasında ne diyorsun sen imza atarken? Hatada kazada, havada karada, bir yastıkta kocacağımı, yaşayacağımı diyerekten imza atıyorsun. Adam aylığını almamış, bir gün bazağı masrafı getirmemiş. Kadın hemen yan çiziyor, boşanma yoluna gidiyor. Evet. Ben de diyorum ki, benim rahmetli babam veya genel şey, yapalım, evet, kayınpederim bazı zaman zaman kızını uyarmıştır. Bunu şey yap, bekleme, etme diye demiştir rahmetli. Ama benim hanım orada yemin ettiği için Müslüman çocuğu olarak
siyasette çok zor günler geçirdiğim halde 35 yıldır benimle yaşadı. Ne yaptın bu yıl? Yaşadığı için bunları bir baktım geçen sene birinci sıradamış İzmir boşanmada. Bu yılında Aydın birinci sırayı almış. Bakın, boşanmak çözüm değil. Bakın. Sen neler yaptın bu dönemde? İşte o yüzden ben de dedim ki hanımımı zaten yapıyorum, her sene çiçek gönderiyordum ya. 17-20 Ocak'ta çiçek gönderim onu ben akşamdan. Lambe söndürürüz, mum keseriz evde. Evde kutluyorduk. Evet, güzel. Ya dedim bunu bir düğünü dönüştürelim dedim ya. 35 yıllık. 35. yıl dedim. He. Düğünü dönüştürelim. 3-5. Kendi sülalem bile haber etmedim. Diyecekler şimdi sanki paranın hesabını bilmiyor da 35'i diyor. Dedik o da çiçekler. Sülalem de hiç kimse bilir. 3-5 aynı arkadaşlarımla aldım kanat, köfte, pirinç aldım şeyin. Gittim şeyciden bindalli, Osmanlı bindallisi giydirdim hanıma. Bindallı elbise. Tabii duvaklı düğüne dönüştürdüm. Bay evinden gelin alma töreni yaptım. İnternette var. Evet. Ve orada kapıyı açmıyor kadınlar. Tabii. Para verdim kapıyı açtı. Aynı bir köy düğünü. Gelirken yüz görümlü taktım. Halbuki evde Adana burması taktım. Evet. Ve orada da Türk dünyasını bir konuşmam. Bir mesaj. Evet. Konuşmam var. Bakın dedim. Biz zaten 35 yıldır bu aşkla yaşıyoruz. Bizim düğüne ihtiyacımız yok. Ama gelen neslin bizlerden örnek olsun. Kötü örnek olmayalım, iyi örnek sergilersek ilelebet bu evlilikler birbirlerinin hatasını, kazını sabırla sürdürürler mi acaba? İlham alırlar mı düşüncesiyle Türk halkına böyle bu düğünü hediye ve örnek olsun istediğim. Evet, teşekkür ederim. Nail'cim şimdi güzel bir düşünce. Programımızın sonuna geldik gerçekten. Evet. Sizi durdurmak zor. Hakikaten Nail Kaplı'yı kontrol etmek. Ondan sonra fıkralara girelim. Ya evet, yok girmeyelim. Bitti ya program. Ya fıkra çok kısa. Şimdi ben programın sonunda bir mesaj verin bizi izleyen Aydın halkına. Hayır, değil fıkra ki. Verelim ha, ben şöyle teşekkür edeceğim ya. Anladım, onu veriyorum. Söz hakkı tamam. Veriyorum size. Programın sonunda vatandaşlara bir şey şöyle ekrana bakarak, şöyle kameraya bakarak vatandaşlara bu programla ilgili duygu ve düşünce 3-5 cümleyle anlatıp televizyon programı kapatalım. Çiftçiler üstüne, küçük esnafı sonra mı bırakalım? Sonra bırakalım. Başka program evet, yapalım. Evet, başka program. Şimdi Türk halkı, ben de diyorum ki Türk halkına, Türk siyasetindeki cilveleri, bunu bir fıkra olarak bağlarsam, bundan da bir ilham çıkaracağını zannıyorum. Bir de Beyaz Obama'yı da iki cümleyle söyle. Tabii. İki cümleyle. Beyaz Obama olmamın sebebi, çünkü Amerika'daki 400... zenci esirler yapmıştır Beyaz Esir, Beyaz Sarayı. Yıllar sonra o esirlerin torunu Beyaz Saray'a muhtaç. Nasip etti Allah. Allah o kadar büyüktür. Ben de gariban bir bahçıvanlı olarak belediye başkanı olacağım. Çabanın içinden gelerek de Beyaz Obama dettirdim adımı. Ama Siyah Obama'ya Beyaz Saray nasip oldu ama bana belediye başkanlığı koltuğu. Nasip oldu. Nasip olmadı. Canı sağ olsun evet, Türk halkının. Son cümleleri şimdi, söyleyin. Ben de diyorum ki benim Kardeşköy'de bir ziyafet kahvaltı bahçem var. Fransız politikacısı benim oraya iş istemeye geldi. Kusura bakmayın kendi yerimden. Örnek veriyorum. Söyleyin. Gelmiş benim de bir çoluğumu çocuğuma iş lazım diye benim oraya geldi. Misal veriyorum. Bana iş lazım, para lazım. Oğlum benim buradaki ziyafet kahvaltı bahçesinde sana göre iş yok ama benim buradan Aydın'a doğru 7 kilometre çok yağmur sel olduğu için yol çamurlandı. Arabalar gelemiyor. Küreyle şu temizlersen bu yolun çamurunu, yemeği akşamüstü al git diyor. Adamın mesleği çamur atmak ya. Fransız politikacısının 7 saat dayandırmamış çamuru.
yövmiyesini alıp gidiyor. Ertesi gün tekrar geliyor. Terlettin beni ya. Çok... olsun olsun bitiyor zaten. Kusura bakmayın. Evet. Ya çok heyecanlıyım benim ya. Benim işim politik özlem terletmek. Evet yani Türk halkından paylaşmaktan çok mutlu oluyorum bu olayları. Evet. Ve öğrensinler ya. Benden zoru satsın. Ertesi gün bir daha geldi benim oraya. Ya oğlum dün çamur vardı ama bugün başka yol yok. Ama bizim torunların cumartesi günü sünnet düğünü var. Aşçı yardımcı olmak için şurada bir çuval patates var diyorum ben. Oturduğun yerden bu patatesi soy, yemeğini al git diyorum. Ulan arkadaş adamın mesleği patates soymak olmadığından akşama kadar yedi patatesi soyamıyor. Patates soymadığı için ben ne para vereceğim? Evet. Onu da diyor ki, la oğlum ne oldu hani? Bedenen yoruldum diyorum ben. Ağam demiş, ben eskiden politikacıyken demiş, diyor bana, oya. Benim mesleğim çamur atmaktı politikacıyken demiş. Patates soymak değil mesleğim diyor. Ben de Türk halkını siyasi partilere diyorum ki, Allah bu Türkiye'ye çamur atan politikacılardan kurusun, patates soysun ama yeter ki dürüst olsun. Beyazı siyah demeyen politikacı istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Beni dinlediniz. Sizi hitap etmekten çok mutluyum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Ne olursunuz şu mozaik Türkiye, dış mihrakların aleti olmayın. Senin cenazeni ben gireceğim. Benim cenazemi sen gireceksin. Seni Ermeni uşağı köpek ölüsü gibi atar. Lütfen ne olursunuz birbirinize sımsıkı sarılan mozaik Türkiye istiyorum. Saygılar sunarım. Teşekkür ederim. Evet değerli konuklarımız, Sayın Nail Kaplı'yı iki saattir dinliyoruz hakikaten. Sayın Kaplı çok enteresan şeyler söyledi. Biraz da nükte, biraz şaka ama gerçekten bunları ben bildiğim kadarıyla yaşamış bir insandır. Dolayısıyla üslup anlamında da siyasetçileri taş çıkartacak bir üslubu vardır. İki saattir konuşuyor, ses tonunda en ufak bir azalma olmadığı gibi artarak çoğalma gördüm. Herhalde sabaha kadar program yapsak yarın Aydın'ın tamamı bu programı duyacak. Ve hiçbir zaman da şeyler bekleyin Aydın Bey biraz. Ben bitireyim programı ondan sonra koy. Evet, kapatın şeyi, çantayı. Evet. Evet, şimdi sabaha kadar konuşma imkanımız var. Gerçekten çok enerjik, çok dolu. Tabii yaşadığı hayat, yaşadığı siyasi dönem, karşılaştığı olaylar onu bazı şeyleri düşünmeye sevk etmiştir. Ama bir şey var, hayal etmek lazım. Siyasetçi hayal etmezse başarılı olamaz. Evet, bazı şeyler espri gibi gelebilir, hikaye gibi gelebilir ama eğer onu düşünmezseniz onu yakalayamazsınız. Nail Kaplan'ın bunu düşünmesi, yarın bir başkasının ondan daha iyi düşünmesine vesile olması lazım. Bu anlamda ben kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. Yaklaşık saat 9.45'ten beri sizlerle birlikteyiz. Bizlerden ayrılmadınız, izlediniz. Ve yaklaşık yarım saat önce gelen telefonların sayısı 30'u geçmişti. Belki şu anda 50'yi buldu. Evet. Çok yoğun bir ilgi gördü programımız. Ben programımızı yakinen ilgilenen, izleyen değerli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Biliyorum internet kanalıyla bizleri izlediniz. Evet, bir teknik arıza nedeniyle bir yarım saat geç başladık ama programa telafi ettik sanıyorum. İnternet kanalıyla da bizleri izleyen değerli hemşerilerime teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. Evet, programlarımızı her zaman olduğu gibi Hacı Bayram Veli Hazretlerinden süzülen, Hazreti Yunus'ta demlenen, Hazreti Mevlana'da zirveye ulaşan sevgi, saygı, hoşgörü duygularıyla Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin bir olalım, iri olalım, diri olalım. Birlikte rahmet, ayrılıkta zahmet vardır diyoruz. Nice mercek programlarında görüşmek üzere. İyi akşamlar, mutlu yarınlar diliyorum. Tekrar sizlerle birlikte, sizlerle birlikte olmak dileğiyle hepinize iyi geceler, mutlu yarınlar efendim. Sağ olun. Bye.